Merhaba, herkese iyi akşamlar. Kazancınız bol olsun şimdiden. Evet, yeni bir hafta, yeni umutlar. Batıyoruz, çıkıyoruz. Bakalım nereye gidecek borsa? Artık ucuz hisse de kalmadı. Bundan sonra trendlerdeki hisseye gideceğiz. Yayın açılmış mı diye baktım. Link atarsa link vereceğim. Standart gidiyorum. Kapı açmamışım. Yeşil. Şunu kapatayım. Şunu kapatayım. Şuralar bir açılsın. Hacim. Neyse, RSI'yla da bakarım. RSI'da da sıkıntı var. Endeks aşırı şişti mi? Şişti. Artık kimin elinde kalır? Onu da bilmem mümkün değil ama haftalık yaptıysanız kimsenin elinde kalmayacak. Kısa vade işlem yapmayın yeter. Okan Sönmez, Ferhat Türker, Atilla Zengin, Fatih Erbil, Fatma Tutar, Halil Özel. Halil, bir tek seni tanımıyorum. Ya da çok fazla yazmıyorsun. Halil Özel. Bakalım. Şunu kapatıyorum. Zaten onu görmüşsünüzdür. Adem Onbaşı selam. Ali Aras merhaba. Şimdi XU 100'e bir bakalım. Valla bakmaya bakayım de. Trendde uyumsuzluk var mı? RSI'de var. Bunu kapatayım. Ben kendi trendlerime bakayım. Hiç sizi yormayayım dostlar. Ne atalım? Bunu atalım. Ne atalım? Dıd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 
Hediye atalım, bir tane de kralım al sat atalım. Yeter herhalde bize. Biz bize yeteriz. Son listeler elinde olanlar devam etsin. Diyeceksiniz ya beni hatırladınız mı hocam? Hatırlamam mı? O nasıl bir soru? Nereden? Çok büyük şişme var mı? Var. Trend henüz kırdı mı? Hayır. Uzun vadeli trend kırılmadı. Valla stop yerde değişmedi. 3717. Hedef 4400. Bir önceki hedef hatırlarsanız 3000'di. 3700. Endeks %20'den fazla gitti. Ben hiçbir stopun kırdığını düşünmüyorum. Sadece bir trend günlükte sıkıntı olmasa da 4 saatlik grafik günlük işlem yapan arkadaşlar bence stoplarını çalıştırmaları endekste kırdıysa aynısı burada var mı? Birkaç kere bu hareketi yaptı mı derseniz yaptı. Aynı kırılımları hani böyle geçmiş grafiklerde attığımızın aynısı. Hop trendi kırdı mı? Kırdı. Tekrar pozitifliği aldığı yerde üst bandı kırmıştı. Bence günlük işlem yapanlar 4 saatlik grafikte satışı koymalı diye düşünüyorum. Pardon. Hadi bir de dolar bazımıza bakalım. Dolar bazlı endeksi TL bazlı hepiniz kazanacaksınız. Beklerseniz dolar bazlı hiçbirimiz kazanamayacağız maalesef. Hani memleket böyleyken dolar bazlı da bir şey var mı? Valla BIST endeksi arkadaşlar hedefe geldi. Kırılımın attığı 2000 213 doları kırarsa tek bir hedef koyacaksınız. Alttaki bandı kırıp 269 dolara gideceksiniz. Şu an kırdı mı derseniz. Haftalık grafikte sıkıntı yok. Günlük grafikte de çok büyük sıkıntı vermiyor. Trend olarak gayet normal bir şekilde duruyor. Devam edin bakalım nereye? En fazla gelebileceği band artık kırılım yeri alt desteği 182 dolara kadar gelir. TL bazlı hepiniz kazandınız ama dolar bazlı çok zor. Çok zor, çok zor. Gökhan hocam zararda beklemek kolay ama karda beklemek. O zaman benim yaptığımı yap Okan. Aldığım hisseleri %100'e geldi. Birkaç tane hisseyi hatta yayında da gösterdim. Dedim ki kardeşim %100'e geldi. Ben stop atıyorum. Ama neresine? Yarısına. Yarısına. İlk sorumu soruyorum. Özgür, Euren baktık. Euren baktım. Hatta yeni baktım. Hafta sonunu çıkartırsan 2-3 günlük. Yayını izlememişsin. Bravo. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet 29 Ekim. Hocam merhaba. AKSG'ye ADS için tekrar tekrar teşekkür ederim. Biraz bekledik ama çok iyi kazandık. Bana teşekkür etmene gerek yok. Kendin bekledin de kazandın. Para senin paran.
Bekleyen zaten kazanacak. AKSG'ye çok fazla dibe inmişti. ADS'de de hedef 1.15 miydi? 1.14 müydü? Öyle bir şey. O bandın üzerinde kaldığın sürece devam et. Gökhan Çelik, Selam, Özgür. Hiç bakmıyorsun. Rıdvan Bal, Taner İnce, Gülay Öz Sönmez. Öz Ölmez Ses. Uyduruyorum. Van'da da artı 15 kazandırdı. Senin adına mutlu oldum canım kardeşim. İnşallah %1500 kazan. Kront bakabilir misin? Bakmam. Kront. Allah. Kront. Evet burada. 26'sı yayını. İzlememişsin. 26'sı yayının sonuna gelmiş. Ben arkadaşlar çok yazıyorum hocam. Hayır, görmedim. Olur öyle. İnsanlık hali. Bazen de benim körlüğüme denk geliyor. Madem kimse bakılmış bir şey sormuyor, ben kendim bakayım. Israrla yazan bir arkadaş vardı. Ya hocam doko bakalım, doko bakalım. Geçen yayından kaldı. 240 liralık hisse 1 milyar 400 güzel hisse mi? %99 halka arz olmasına aldanma. Her zaman arttırıyor. Uçakların işte yemek işlerini falan hallediyor. 2,5 alım var, 3 satım var. Bankofta satış gelmiş. Altta yazı kaydı için kaldırayım. 2 milyon 900 bin lirada 1500 satış, 800 bin lira para çıkışı var. Asla kötü bir hisse değil. Suntek baktık. Gülay'ım, Suntek baktık. Daha yeni baktım. Garanti 5000 satmış. Aylık dağılım var. 11 bin not. Citibank giriş yapmış. Haftalıkta da Citibank'ta giriş. Tabi geçen haftanın girişleri var. Temeli kötü mü? 6. ay bilançosu gelmemiş gördüğüm kadarıyla. 6. ay bilançon gelmemiş tatlım. 9. aya girdim millet ama gelmedi. Bakalım. Kötü değil. Taş gibi tahtadır. Bu çöktüğü zaman alınacak tahtalardan biri. 280 lira. Nere? Burası nere? Haftalık grafiklere göre gidilir mi? Bakalım. Hacimin palazlandığı yere bakar mısın? Gayet güzel gitmiş. Aylık grafik atsak çalışır mı? Çalışır. 269 dolar. Bebeğim buna baktın mı? Grafiği sileyim. Doko. Şöyle bakılmamış olan bir şey sorarsanız keyifle bakalım arkadaşlar. Aynılarına bakmaktan hani üst band, bir alt bandı atarsak üst bandını da atacağım. Dip tepesine atsak durum nedir? Üst banda taşımış. Ben olsam bandı biraz daha yukarı taşır mıyım? Valla üst hedefe taşıyacaksan canım kardeşim 1580'i kırarsa devam eder. Altında kalırsa teknik stop 900-970'e kadar indirme olasılığı var. Yukarıda ilk hedef 2900 bandına kadar gitmek olur. Ha, kısa vade hedef arıyorsan kısa vade çakacağım 1975. Uzun vade hedefinde 2900 bandları çok kötü bir hisse mi? Valla kardeşim 1, 2 dip, 3 dip. Teknik stop yapıp sana kalmış. Haftalık dönerse satarsın ama tahta bir gün 1080 bantlarına falan gelirse orası panik yeri değil. Birinci dip, ikinci dip gelirse desteği alacağı yer burası. Kötü bir tahta değildir. Emin olabilirsin. Günlük yapılır mı? Yapılır. Üst trende kırmış. Satacaksa bu trendin altında çok kısa vade satacaksan altına kırarsa satarsın. 1400 bantlarının altında. Ben kötü bir şey görmüyorum. Doko'da. Güzel tahtadır. Soytarı tahtası değildir. Hava yolları çok ucuzken alınması gerekir miydi? Evet. Evet. Hocam Alcar'da City 3 aydır mal topluyor. Yeni baktım bebeğim Alcar'a. Hani bakılmamış tahta o yüzden söylüyorum. Listeyi inceleyin. Videonun altında liste var. Bir önceki yayından bakılan. Yusuf Tuva. Yataş bakar mıyız? Bakarız. Yusuf Tura. Pardon. Ya taş. Hiç almadım. Belki de almışımdır ama yani listeye çok giren bir tahta değildi. PD 249. 8 liralık hisseyi 20 liraya veriyorlar. Çok mu kötü? 6. ay bilanço duruyor. Bir bilançosuna bakalım. Para çıkışı 53 bin lira. Çok büyük bir para değil. 2,5 milyon da 120 lot alıp Bangkok biraz satmış. Karşılığında garanti almış. 93 alım, 90 satım var. Bilançosunu bir göreyim. Öyle karar verelim. Kasada 180 milyon nakit. 3 milyar 200 de 2 milyar yükümlülük geç.
1 milyar 100 satış 2700. Satış artmış 90 kar 200'e gelmiş. Şu an bir sıkıntı var mı? Trendine doğru ağır da ağır gidiyor mu? Kötü değil. Çok büyük ortakları var mı? Güzel. %22 emeklilik, %17 Ak City Yapı Kredi. En azından büyük tahtacıları var. 1 milyon 200 Doçe satmış. 3 milyon City. 3 aylık da alım var. Aylıkta yatırım fonları satmış. %3'üne sahip. Evet, 3 aylıkta City'nin alışı güzel. 3 ay öncesi grafiğine bakarsak ne çıkar bilmiyorum. Kötü mü? Hayır, kötülemem tahtayı. Ama almadım. Her tahtayı alacağım diye bir şey yok. Zaten 30 şeyden azaltacağım diye gittim. Sayı gittikçe arttı. O da biraz benim aptallığım oldu. Pişman mıyım? Değilim. Elimden lot çıkmam lazım mı? Lazım canım kardeşim. En dibe kadar atmışız. Şuradaki tepe noktasını tutturabilmiş miyiz? Valla tepe noktası da tutmuş gibi. Sanki az bir şey oynamış bebeğim. Hedef değişmedi. 19.70 altında. Teknik stop var. Yukarıdaki hedefin neresi? 31 lira. Her şeyi pozitif şu an. 3 aylık grafiği, 3 mum geriye bir alalım. 1, 2, 3. Mum da çok kötü değil aslında. Günlük grafiği de pozitif. Ha, kısa vade trend atacaksan aha sana trend. Şu arkadaşı büyütelim. Hop. Ha, günlükte al satla beynini yersin. Yani 12'de sattığım mal tamam. 10'da alıp 13'te almak güzel ama haftalık grafikcan. Çok kısa vadede stop yapacaksan 17 bandının altında, 17.90 bandının altında stop var. Hacmi aldığı yer burası olmuş. Haftalık grafik cam mıdır? Yine camdır. MACD, Vortex, Trend aldığı yer 10 lira. Şu an %100 karda. Kısa vadede 3'ü 5'i beklemek istemiyorsan uzun vade yap canım kardeşim. Haftalık bir kere iki kere zarar edersin ama tek bir trendi yakaladın mı oradan da sürmen gerekecek tahtayı. Evet. RH Ak 29'unda bakıldı. Ne güzel. 28'i olmasın. 28'idir o. 29'u değildir. 28'i. Sedat Tokur. Ayan bakar mıyım? Büyük ihtimal bakmayacağım ama sadece yerini görmek amaçlı. Baktığımı biliyorum. 25'i yayının başını izlersen orada duruyor. RN Pol. Bakılmamış hisse arkadaşlar. Lütfen bakılmamış bir hisse. Çünkü herkes kendi tahtasını merak ediyor. Bakalım 3.25 PDS'i var. 6 liralık hisseyi 19 liraya veriyorlar. İlk önce RN Pol'u bir görelim mi? Polikarbonat. Ha, buna bakmıştık. Ali Baba ambalaj falan filan muhabbet. Bakalım. 5 milyonda 260 bin lira para, 260 bin para çıkışı var. 1 milyon lira para çıkmış. Hisse hala havada duruyor. 81 bin alış. Bank of satmış. Philips satmış. A1 Kapital satmış. İlginç. Nakit 33 milyon para var. Özete vuralım. 400 milyonda 230 yükümlülük geç. 200 milyon satış 4 çeyrek bilançoda 2 çeyrek bilançoda da 180 14 milyon kar 7 milyona düşmüş. Borç ödemiş mi? Borç ödememiş. Sadece toplam varlıklarını biraz arttırmış. Polikarbonat. Bakalım bebeğim ya. 500 bin garanti BBVA takasta satış var. Çok büyük bir olayı var mı? Bu kadar para çıkışı olup tahtayı yine havada tutmuşlar. Sadece haftalıkta Oyak ve Impo'yu görüyorum. Ana tahtacılar mal satmış mı? İş yok. Çok büyük satışları yok. Bir bakalım. RN Pol. RN Pol. Bakmışız. Keşke bu kadar bakmayaydım. Evet. Ben yazınca görmedim. Takılı kalmış orası. RN Pol. Kendi boyu kadar gidecek hedefine zaten çizmişiz. Neyse önemi yok. RN Pol ana hedef bence 25 bandında. Kısa vade hedef 18'i kırarsa kaçar. Yukarıdaki ilk hedef 21.60 sonra da 25 ana hedefi var. Dediğim gibi şu kendi boyu kadar giderse şuradaki boyu
Üst bandı atarsan ana hedef 25'e kadar gider. Kötü mü? Ha, çok kötü durmuyor. Günlük de trend dönmüş yaklaşık 12'den beri. Günlük trendlerine pek bakmıyorum ama hacmi kötü mü? Yok, hacmi de kötü değil. Biraz ortalamaları aşmış bir hisse mi? Biraz ortalamaları aşmışsın. Yani 15 liraya gelirse panik yapar mıyım? Panik yapmam, desteklerim. Bizim ve Yeşil ne olur? Anıl Dinçer. İkisine de baktım diye hatırlıyorum ama maksat yerini göstermek. RN Pol'a kazayla baktık. Bizim 20'si Yeşil. Bakmadığım gün kalmadı neredeyse. Hala elimde mi? Elimde. Evet, Yeşil 20'sinde bakılmış, 26'sında bakılmış, 17'sinde bakılmış. Artık Yeşil bakmayalım. Elimde olduğu halde bakmıyorum. Kârda mıyım? Kârdayım. Kârına zararına da bakmıyorum. Smart G24 Yeşil sormayın artık. Aynen. Backup. Murat Direk. Başka bir hisse sorun da bakalım ya. Yemin ediyorum 600 tane tahta var. Biz 20'sinde dönüp duruyoruz. Yeni girdim. Günsa bakıldı mı? Bilmiyorum. İlk önce şuna bir bakalım. RN Pol. RN Pol. Evet. Şurada bir soru vardı. Bakalım. 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 Bak ambalaj. Allah. Bakap yazıyorum. Ha. Bakalım bebeğim, bak ambalaj neymiş, durumu ne? Bak ambalaj sanayi, ambalaj para kazanıyor. 3B'de 10 liralık tahta 39 lira. Geç, %17 halka arz olması güzel. Bugün 2 milyonda 52 bin not alış gelmiş, 397 bin liralık para girişi var. Bankop 62 almış, vakıf 25 satmış. Citibank'ın 3 aylıkta bir girişi var. 200 bin not. Güzel. Citibank aylıkta da lotu var. Valla ana giriş Citibank'ta var mı? Var. Ne kazandığını biliyor muyum? Hayır. Bir 400'de 1 milyar yükümlülük geç. 360 satış 900'e. Çok güzel. 360'da 10 milyon. %3 kazanırken 90 milyonda 66. Kazanç oranları düşük. Ama para kazanıyor mu dersen kazanıyor. 3 aylıkta, aylıkta bir giriş var mı? Var. Backup. Backup. Ben niye P ile yazıyorum bunu? Backup'ın kırdığı yer burası bebeğim. Bakılmış mı? Ne zaman baktığımı da bilmiyorum ama backup'a. Tobonu yarıp gitmişsin. Güzel. Güzel, güzel. Ana kırılım yeri 28, ilk hedefi 34, 34.90 stop, 43 hedefi var mı? Bence hiçbir sıkıntı yok, devam et. Günlüğüne tekrar bir bakalım. Bak, birinci trend, bir tepe, 2, 3, trendi kırdığı yer burası. 1, 2, trendi kırdığı yer burası. Şu an trendinde gidiyor. Yeni stop yeri neresi olur? Şunu bir düzeltebilirsem. 1, hiç ekstra çizgiye gerek yok. Çok kısa vade stop atarsam, yani ben olsam 35'in altına kırmadıkça stop atmam ama sanki küçük bir dönüş verecekmiş gibi duruyor. 4 saatliğine de bakalım. Bebeğim 4 saatlikte de trend kırmamış. Hani bu çizginin altında bir kırılım verirse düşürebilir mi? Düşürebilir. 38 altlarına dikkat et derim. Ama benim stopum nerede? 35 puanlığında, bilgin olsun. Kısa vadem, uzun vadem bilmiyorum tabii ki. Backup 13'ünde bakılmış. Biraz geç bakmış. Sorun değil. 13 olduysa çok fazla sorunlu olmayacak. Şişe bakılmaz, alınır. 5 yıl sonra bir göz atılır. Mantıklı bir cümle. Onu yapacak kişi burada yok. Onu da söyleyeyim. Birleşim Mühendislik 20'sinde bakıldı. Peykent. Ya Peykent'in neyine bakayım canım kardeşim ya. Bakmış mıyım bir bakayım de.
Çok zor bir hisse. Seni kırmayayım da takasında bir şey görmeyeceğim ki. Yukarıda yakalanana Allah rahmet eylesin, yemin ederim. Adem burada mısın? Bunu hala söylüyorlar mı? Bugün atağa geçiyoruz. Şöyle uçacağız. Adam 800 liradan atağa geçiyoruz dedi. Hisse 160'a düştü. Nasıl bir ataksa. Bakalım bebeğim. İyi uçurdular mı? Uçurdular. Umarım yapıştırmazlar. 4600'de 28 bin not para çıkışı üzerine. Bir de 135 bin lira eksisi var. 48 bankop satmış, 28 iş almış. Tahta havada duruyor. Bunu yakalamak mümkün değil. Yakalama, ben yakalayamam. Grup çok iyi çıkardı mı zamanında? Çıkardı. Sonradan girenlerin hepsine yapıştırdılar mı dersen? Çok iyi yapıştırdılar. Allah var. Evet. Bir tek Deutsche Bank'ta biraz alım var. Adam 30 bin not almış. Zaten 31 bin not. Elindeki 1000 notu 30 bin yaptı diye hani %300'lük bir artış gibi görmeyeceğim. Tahtanın sağlam tahtacıları var mı? Yapı Kredi, İş, Garanti, BBVA. Şu tahtayı merak ediyorum. Kim var tahtada? Paykent. Bakalım kimler var tahtada. Sen bu tahtadan ekmeği biraz zor yersin. Dikkatli ol. Nurullah Ercan %89. Bir adamın %89. Halka açık %10. Halka açıklığı %10 olmasa bu kadar sert gider miydi? Giderdi, gitmezdi. Ama yukarıda yakalananlar en az %400 gidecek ki maliyetine gelsinler. Şu an haftalığı da pozitif. Söylemek istemezdim ama haftalık grafiği vallahi pozitif. Hadi bakalım. Sever miyim, sevmem. Buradan bir arkadaşımız da dedi, hocam al al al. Ben yine almadım. Alana da bir şey demeyiz arkadaşlar. Alana bir şey der miyim? Demem. En alt banda kadar inelim. Yok, o furya bitti. Valla yine almayacağım. Furyasına filan bakmıyorum. En alt bandına kadar geliyorum. Yok bebeğim ya. Ya çok riskli bir tahta alıyorsun. Dediğim gibi yukarıdan yakalandıysa millet bitti zaten. Yani bu tahtaya 800 lirada yakalandıysan oraya gelmez. Ben alt desteği 133'e koyarım. Tek hedef atarım. 184. Kırarsan 230, 300, 440 diye gider. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Dikkatli ol. Çarptın mı iyi çarpar mı? Tahtanın stopu 400 lirada. İndirdiği yer 130 lira. Trend olarak haftalık bakarsan daha değişik tabii ki. Ha, önceki trendi kırdığı yeri merak ediyorsan da al sana trend kırıldığı yer. Küçük bir atak yapıp tekrar çaktı. Sen zannetme ki bu tahtaya tepede yakalandın. 800 liradan sana 450'ye kadar çıkış vermeyecek bir tahta. Bilerek al. Takasında bir şey yakalayabilir misin? Tabii ki yakalayamazsın. Evet. Çok değişik bir hisse soracakmış biri. Penguen bakılmamış çok olmuş. Penguen bakılmamış çok olmuş. Pengıda. Emin misin bakılmadığına? Ben bakıl diye hatırlıyorum. Pen gıda. Pen gıda. Allah Allah. Sanki bakıldı gibi hatırlıyorum ama tersten atak yapmış. Bakalım. Pen gıdayı ben göremedim. Pen gıda. 2P'de 3 liralık tahtayı 8 liraya veriyorlar. %76 al karzım var. Neciydi bu? Şirket kartına bir bakalım. Gençoğlu Holding, Penguen Gıda. Konserve, reçel, turşu. Ha, ben bunu rafta gördüm. Yok yok bakmadık. Kaç günde bir hisse bakılıyor hocam? Altta yazıyor Umut. Bak şurada bir yerden yazı halinde geçiyor. 10-15 günde bir bakıyoruz ki diğerlerine de yer kalsın. Çünkü herkes aynı hisseyi soruyor. Hem de daha 9 milyon 400 de 1 milyon 100 alım 1.300 para girişi. Merak ettim. 2.26 PD pahalı değil. Özetine bak. Satışlarına bak daha doğrusu. 110 milyon satış 240'a gelmiş. 110 milyon da
600 bin lira çok düşük. 247 milyon da 26, %10'un üzerine gelmiş. Son bilançolar kötü mü? Yok, kötü bir bilançosu yok. Kendi de alınır mı? Makim 13 gün olmuş. 13 gün bir şey değil. Ünlü 3 milyon satım var. İş Bankası'nda 3 milyon alım var. Bakalım. Evet, Citibank tahtaya bir girmiş. Yapı Kredi satış, İş Bankası. İş Bankası alıyor. %11'ine sahip. Bir de Citibank'ta biraz giriş olmuş mu? Evet. Kötü mü? Valla ana tahtacının yatırım finansı 39 milyon hissesi var. En fazla sattığı 1,6 milyon. O 1,6 satarken öteki arkadaşlar alımda mı? Evet. Mesela burada büyük satışlar varken İş Bankası yine alımda mı? Evet. Yani karşıdan bir toplama gelen bir hisse kötü mü? Bence temeli kötü değil. Uçmuş mu uçmamış mı? Bilmem mümkün değil. Şimdi anlarız. Oh. Tavuk kırmaya gidiyormuş. Ben günlükte kalmışım. Kusura bakma. Evet. İlk kırılım yer. 4,60'ı kırarsa 5,80, 5,80'i kırarsa 7,20. Gelmiş mi? İlk hedefin 9 lira. Trend hala pozitif mi? Bakalım. Haftalık trendi onun için söylüyorum. Pardon, yanlış çizgiyi açtık. Haftalık trend hala pozitif. Tek bir stop noktası koysam bu trend aşağı dönmedikçe satmam. 7,24. Devam et balım. Al verdiği yer 3,80'den beri al da. Kısa vadeli hedefi zaten orada. İlk önce 9 bandına, ondan sonra da 11,30 bandına kadar yürü. Bakmamışız, doğru gidiyor. P, pen, pen, gıda. Evet. Yok yok, bakmadık. Genelde 15 günlük bakıyoruz. Makim 13 gün olmuş. Grafiğine bir bakayım. Ne var bu makimde? Temel değişti mi? Ya bir yer kırdı mı? Bana onu söyle. 13 gün olmuş. 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta. Bakalım bebeğim ne olmuş makim? Valla 26'yı kırarsan 32. 26'nın altında haftalık stop yapmak sana kalmış. Altta da 22 desteği var. Makim çok büyük bir şey değişti mi? Toposunu kırdığı yer burası. Az önce dediğimin neredeyse aynısı. Haftalıkta kırdığı yer burası. Seni ya 20'ye indirir, en fazla indireceği 17. Hani böyle çakılı işlerde panik yapılır mı? Yapılmaz. Burası genelde 18 bandı destek yeridir. Kötü mü? Temelini biliyor muyum? Sadece bir PD'sine bakacağım. 7 PD. PD'sini geçtim. Ben bilançosuna da bakayım. Aklımda kalmasın. 120 milyon da 40 kazanıyor. Kötü değil. 190'da kontrol olmayan güçteki paylar 65 milyon. Kötü bir hisse mi? Değil. Takasına tekrar bakalım. Haftalık takası, 3 aylık takası değişmeyecek. 400 bin satış, 170 alış. Ha, takasında çok büyük paylar gördün mü? Hayır. Sadece Gedik Info bir kapital kaldırmış tahtayı. Orası var. Çok bir şey değişmemiş ya. Makin. 15 gün süre değil ya. 13 gün süre değil. HSGYO. Sanki baktım gibi. HSGYO. O, Allah Allah, bu küçük mücük bana bir şey vermiyor. TSGY o. TSGY o baktım mı Fatma? Şuradan bir göz gezdiriyorum. Çünkü arada bir bu hata veriyor. Neydi? F. Şunu bir sileyim. Şurayı bir kapatayım. TSGY o. Şimdi oldu. Yok. HSGYO. Baktım diye hatırlıyordum ama olmamış. 4PD 1,16'lık hissi 4 liraya veriyorlar. TSKV'nin tahtası %11 halka arzı var. Bugün 3 milyon 200'de 600 bin lot alışı 280 para girişi çok fazla lotu olan bir hisse mi? Değil. 21 milyon nakit geç. 750 milyon da 4 milyon 6 milyon yükümlülük. Ne, hiç yükümlülüğü yok. 20 milyon eksiden 11 milyon kârına gelmiş. Yukarı doğru çıkışını yaptı da atan ne zaman yaptı bilmiyorum. %72'si TSKV'nin elinde. 3 milyon alnus satmış. 3 aylıkta bir satış var. Sağlam bir satış var.
Sadece 3 aylığında satış var. Sağlam bir indirmişler. Alanı var mı? Grafikten görürsem görürüm. Neydi? TSGYO. Oya'ya baktım Elif. Oya'ya baktım. Haftalık grafik mi? Yine söyleyeceğim. Haftalık grafik candır. Evet, alt ilk desteğe gelmiş balım. Pardon, desteği kaydırdık. O da bizim lüzumsuzluğumuz oldu. Neredeydi bunun yeri? Bir saniye. Desteği çizmişim ama grafiği oynatınca maalesef hepsi birden uçtu gitti. Balım ilk desteğe gelmişsin. Buna baktım diye hatırlıyorum ama çizmemişim. Bunu ne yaparım? 4.03'ü kırarsa kaçarım. Yukarıda da 8.25 hedefi var. Vallahi bir şey değişmemiş. Ama seni 4.90'ı kırarsan alt bandı görürsün. 2.20'leri bilgin olsun. Grafik sanki dönüyor gibi mi? Sanki. Günlüğüne bakarsan dediğim gibi tozutursun orada. Sanki bir kırmış gibi günlük grafik. Haftalık grafiği pozitif mi dersen bence bir sıkıntı yok. Kırdı kıracak. Tek söyleyebileceğim 4.03'ün altına dikkat et. Haftalık mı yap? Ha, istersen günlük çakmaya devam et. Günlük yaparsan %370'i göremezsin. Günlük yaparsan %91'i göremezsin. O yüzden haftalık diyorum. Çünkü bir trend yakalıyorsunuz, satıyorsunuz. Sonra şey oluyor. Ya ben niye %100 kazanamıyorum? Niye %500 kazanamıyorum? Ne yapacak? 3 günde %500 veremez ki. Of. 1 milyon lot yeşillendim mi sandınız? Vallahi öyle gördüm. Ben 1 milyon lot gördüm. O an dedim kim aldı bunu? Anıl Dinçer. Kervan baktık. Yani Allah'tan bakılmış her şeyleri soruyorsun. Yani altını okumaya gerek duymuyorsun. Kervan baktım. Uyarımı da yaptım. Cezalı bir tahta. Demedi demeyin dedim. Evet, 18'inde baktım. Söktaş soruyor biri ısrarla. Kervanın cezası var. O yüzden alma. Ben yukarı gidişine bakmıyorum. Umarım. Söktaş. Söktaş yok. Nerede o bebeğim? İsmail Kalyon. Teşekkür ederim. Nihayet sorulmadık bir soru geldi. Söktaş. Neydi? Söktaş. Bakalım ne olduğunu bir göreyim. Söktaş canım kardeşim. Kayhan Holding. Tekstil. Gömleklik, kumaş ve süt hayvancılığı. Buna baktım çok garip demiştim. 2.40'lık hisseyi 3.50'ye satıyorlar. Valla hisse ucuz. PD açısından. Ama tekstil hisseleri genelde çok uçmuyor. 80 milyon notu var. 2.900'de 800 bin para girişi, 800 bin not para girişi. Burgan'ı ilk defa bir tahtada güçlü gördüm. 2.200 alım, 1.900 satım. Normalde bu tahta eksiye doğru giderdi. Söktaş. Baktım diye hatırlıyorum ama. Eyvallah Fatma. 1.5 milyarda 1 milyar yükümlü. Heh. 150 satışı 350'ye gelmiş. 11 milyon zarar 28 milyona çıkmış. Son bilanço iyi gelmemiş. 16 milyon kar 28 milyon zarara döndü. Niye? 3 tane tahtacısı var. İş, emeklilik, pardon, İş Bankası bakalım. 9 milyon satış, 2 milyon alım. 3 aylıkta bir 9 milyon satış ağır gelmiş. Emeklilik fonları ana tahta 3 milyon aylıkta satış. Bir tek haftalığında bir tık satış kesilmiş gibi. Söktaş. Sök. Taş. Bakalım 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 üst banda gelmiş. Çok güzel bir grafik mi? Bir dip, bir tepe, bir dip, bir tepe. Bir gün bu tahta 50 kuruşa gelirse bana haber verin. Olmaz diye bir şey yok. Bak şu grafiğin aynısı bir sürü tahtada yaşandı. PEKK'ye, MRG'yo, Yeşil. Hepsini alt banda vurdurdular. Ondan sonra yaldır yaldır. Hepsini götürdüler. Çok iyi bir tahta mı? Söktaş. Ne kumaştı? Süt üretiyor. Valla bebeğim benim ilk stopum yukarıda attım. 4.40'ı kırdı. 3.61'i kırdı. Alt bantta destek var. 3.61'in altı haftalık teknik stop. Kırarsa yine 4.48. Bir de üstteki çizgi. Şimdi burada sana hedef 4.80 diyeceğim. Ama süre geçtikçe hedef 5.20'ye kadar gidecek. Çok iyi bir hisse mi? Valla çok beğendiğim bir hisse değil.
Yatırımcısına iyi çakıyor mu? Vallahi iyi çakıyor. Neydi bu herifin soluyordu? Bir tane orada isim gördüm. 2011'de bir çakmış, trend 2019'da al vermiş. 8 yıl sonra. 8 yılda al vermiş. Ya şu an Söktaş almam. Alınacak 1000 tane hisse var. Alacaklarımı da aldım. Aslında elimde hisseyi azaltmam lazım mı? Lazım. Azaltmam lazım dedikçe hissenin sayısı arttı. AGESA'ya bakmayacağım. Tuğ Çelik. Bunu niye özellikle üst banda gelmiş gibi gördüm Tuğ Çelik'i. Tuğ. Üst banda sanki çıkmış gibiydi. 2.79p'de 9 liralık hisse 26 liraya veriyorlar. Kesinlikle tavan attı diye hisseye bakmıyorum. Bilgin olsun. 1 milyon 900 bin not tavana kitlemiş. Geç. Alttaki satışın bir önemi kalmadı. 1 milyon 900 bin not. Zaten arkadaşım 1,6 milyon notu var. Ne demek istediğimi anla. %12'sinden fazla lot tavanda bekliyor. Nakit 22 milyon. Ticari alacaklar 280. Satış 430'a gelmiş. 33 kar 65'e çıkmış. %15 civarı kar ediyor. Kötü mü? Değil. Satış yapıyor. Kâr ediyorsa benim için kötü bir hisse mi? Değil bebeğim. Citibank Osmanlı info alımı var. 3 aylıkta bir alım gelmiş. Alımı düzeltiyorum aylıkta. Evet, Citibank Osmanlı bir alımı var. Aşağıda bir ALB falan da görünüyor. Sen bu tavan kilitledi diye soruyorsan tavanına bakma. Bir bakalım Tuğ Çelik. Kapat bakalım. Nereye kadar gelecek? Bu da güzel çakmış mı? 13 liradan aldığın tahta 3 lirada al vermiş. 13 lirada satını verdi. 3 lirada alı. Hacim yaptığı yerde burası. Bakalım mı? Şunu bir kapatayım çünkü göremiyorum orayı. Kısa vade toposuna da bakalım. Aha buraya atalım. Dipten tepeye bakalım nereye kadar gideceksin. Balım bir düzeltme yapmış. Ben olsam 33'e kadar yürürüm. Tek stop koyacaksam 18 bandı uzun vadeli stopu. Haftalıkta söylüyorum. Çünkü trendin başladığı yer 3 lira. Şunu tekrar açayım. Hani göstermek amaçlı. 3 lirada trendin başladığı yer. Geç. Onun bir önemi yok. Haftalık grafik atmamışız. Güzel. Kusura bakma. Tekrar bir geriye dönmem gerekecek. 18 bandını biraz daha yukarıya taşıyalım haftalıkta. Çok değil. 18 bandını yukarı taşıdım. Hedefte 24. Şu alt bandı tekrar kontrol edip hemen sana dönüyorum. Heh. Haftalık grafikleri fena ama aylık grafikte dönüş yeri belli. Valla şu hareket güzel hareket mi? Biraz daha yukarıya taşıyacağım. Arkadaş nereye attım? Şimdi oldu. Şuradaki harekete odaklanırsan kırmış mısın? Kırmışsın. Evet, 19-20'lerin altında stop yaparsan tamamen sana kaldı. Ben bu tahtayı 35 lira kadar yürütür müyüm? Sırf senin için yürütürüm. Ha, kısa vade, ben kısa vadede hedef çakarım, uzun vade yapmam dersen pardon, tahta 18, ben yanlış yap, pardon. Kısa vade stopu 23, kısa vade hedefin neresi dersen 29 bandı. Uzun vadede stop nerede dersen uzun vadenin desteği 19, uzun vadenin hedefi 36 bandı. Kısa vade stop 23'e kadar indiririm. Çok erken yapacaksan uzun vadesinde 18. Uzun vade hedef en aşağı 35. Kısa vadede trend 29'u gösteriyor. Haftalığı pozitif mi? Haftalığı yaklaşık üst band 16'dan beri pozitif. Yürü bakalım. İçindeysen dikkat et. Pardon, içindeysen trende göre git dışarıda. Ya sonradan gireceksen sıkıntı olur mu? Olur. Evet. Neymiş? Ucuz sığ tahta. Tahta denmez ona. Aha, benim evlatlar geldi. İki tane şeytanım var burada. Evet, bakıyorum. Rahim Cincioğlu, MRG yoldan gına geldi mi? Yo. Aslında seviyorum hisseyi. Ama sonradan girecekler için sıkıntı artık. Onu başından alacaklardı. Listede vardı da kimse oralı olmadı bu hisse için. Bakalım. MRG, MRG. Y o.
Ey gidim ey. 1 liraya almayanlar. Neyse 0,75 TL. 4 liralık hissi. 3,47'ye veriyorlar. 2 milyon 200 de 640 bin not. Alış 320 para girişi ol. 1 milyon banko aldı. Hala sürüyor muyum? Hala sürüyorum. 100, bundan %100'den fazla kar aldım. Sıfır maliyetinde eksiğinde bekliyor muyum? Bekliyorum. Tutulur mu? Tutulur. 12 milyon satış, 6 milyon alım. Küçük satışlar geldi ama City tahtayı kaldırdı mı? Evet, City'de bir miktar daha giriş oldu. City aylıkta 4 haftalıkta giriş yaptı. Bence tutulmalı mıydı? Ya bence alınmalıydı. Neyse, sorun yok. Moralinizi bozmayın. Diyeceksiniz ki ya adam 2 milyon zarar açıyor. Ya bu zararla giden bir tahta değil. Aynı yeşil gibi. Bilanço zararla değil. Uygun muydu? Bir iki liste sonra tavsiyem var mı? Tavsiyeyi atıyorum. Yayında da söylüyorum. Grafik olarak da atıyorum. Ben tavsiyeye uyan kimseyi görmedim. O gürbüz bu zamana kadar. Tavsiyem var. Bu yayını izleyin. Stop yerini sorma Rahim. Stop yeri belli. Hedefi belli. Hedefini Mayıs ayında attım. Hani diyorsun ya bekleyen para kazanır mı? Kazanamaz abi. 3 günde bir hedef noktası değiştiren adam para kazanamaz. Aha size martı. Aha burada alt bant desteği. Zaten bu videoyu izlesen desteği sormaya gerek var mı? İkinci destek, son destek. Şu an gidiyor mu? Gidiyor. Tutulur mu? 5 Mayıs. Bence tutulurdu. Çok güzel miydi? Tam dönüş yerindeydi ikisi de. Ray'ın ne kadar lotun var? Onu da söyle. 5 Mayıs. Mayıs'tan önce Nisan ayında da söyledim de. Neyse ben illa Mayıs ayını alayım. Şu anki yaptığı %245. Hayal mi gerçek mi? İlk hedefi burasıydı. Şu an Toboy'u tamamladı. Elinde olan ben %100'ün üzerinde, %180'in üzerinde karla stopumu yaptım. Yarısı elimde duruyor. Hedef stopu dedik ki alt band 2,60 çıkırdı. Hedef 3 olmuştu. Kısa vadeli hedef burası. 3,80. Bak aynı grafik, aynı oku buraya da atacağım. Fark etmeyecek. İlk hedef burasıydı. Kopyala. İkinci hedef. Ha, yanlış hedefi attık. İkinci nokta burasıydı. Şu an Toboy'u tamamladı. İlk hedefi neresi dersen hop burası. Vallahi listedeki yer aynen duruyor. Hiç değişmedi. Vallahi yapacaksan eğer dediği hani şuralardan filan aldın. İlk hedefin neresi dersen %450 filan. Hani şu an için. Üst bant hedefi neresi? 5.30. İlk hedefler neresi? 3.90, 4.81. İlk hedefi de 5.30 bandı. Yani uzun vade bekleyen için yaklaşık %450, 100 bin lira koysam 550 milyarla çıkabileceğim bir kağıt mı? Evet. Ama bekleyene. Kervan gıda aldınız mı hocam? Murat yetişemedim. Bu arada senin adına sevindim. Kağıdın dönmesine. Kanser etmiş miydi? Evet. Kervan gıda bakayım ya. Sen çok bekledin. 380p'de güzel ataklar yaptı mı? Yaptı. Buraları boş ver. Ben alana satana bakayım. Güzel çıktı mı? Çıktı. 3 milyon. 3 aylığı. Sadece QNB'de alım var ya. QNB Finans Bankayla QNB'yi görüyorum. Tahtadan biri mal çıkıyor mu? Çıkıyor. Temelini biliyorsun zaten. Çok incelenecek bir tahta değil. Şu an trendi döndü yalnız. Beklediğine değdi mi? Değdi. İlk tobosunu kırdığı yer 13, 15, 17. Vallahi bebeğim yerin kaldı mı dersen şu grafiği bir düzeltelim. Şurada iki bandı boş mu? Geç. İki bandı boş mu? Boş. Ana kırılımı 13, 15. Senin yerinde olsam 17, 70 bandını kırmadan stopu çekmem. O kadar bekledim bari ekmeği niye? Hedef neresi? 20 lira. Trend pozitife geldi mi? Geldi. İyi bir çaktıktan sonra al verdiği yer 10 lira. Kaçtı mı kaçtı sorun değil. Bir gün 20 lirayı kırarsan seninle 24 lirada buluşuruz. Şu an trendi iyi. Çıkma. O kadar bekledim bari ekmeğini de ye. Biraz rally hızlı çıktı mı? Evet biraz hızlı çıktı. Şunu 4 saate kadar alayım çünkü rally'yi göremiyorum. Heh. Evet. Valla hafta 4 saatlik de negatif değil. 17.70'i kırarsa sadece 4 saatlik yani günlük stop yapacaksan stopu kırmış olur. Aklında olsun.
Bu arada bol kazançlar. Bekleyen kazanır mı? Kazanır. Çok beklettim, evet. Bununla beraber bir tane daha vardı. Neydi? Bayrak taban. O da çok bekletti. Elif, Sanel, Sehel, Öztürk. Ne uzun ismi var. Yeşil mi? İnadına yeşil mi? Ben inadına yeşil diye bir şey demiyorum. Yani bak. Şimdi inadına yeşil. Ben yeşilde de zararı gördüm. Aldığım maliyeti de geçen yayında açtım. Bu arkadaş şurada 1.23 bantlarından aşağı çaktı. Bizi zarar. Ama dedim ki bak stop yeri o günlerde 91 bandıydı. Gerekirse zararına satarım alt bandı bekleyeceğim dedim. Şimdi bu tahta da Mayıs ayının listesinde var. Ta Nisan'da söyledim. %216. Bak az önce şeyin yaptığı neredeydi? MRG'nin. İlkede buraya taşındı. Ben 2.15 bandında %100 maliyetten çıktım. Bu 1.27 ile 1 lira maliyette duruyordu. Aynı hareket burada. 13 bandını kırarsa altta uzun vadeli stop aşağı doğru indi. Trendi kıracağı yer aynı. Yani sen 3 bandını kırarsan o da aynı. Değişmeyecek. Buradan mı aldın? Yürüyeceksen %500. Şu an zaten yarısını yaptı. Ya diyeceksin buradan sonra girilir mi? Valla ben başında söyledim. İster gir ister girme. Aynı olay hepsinde vardı. Yeşil soranı banlarım. Ray sigorta bakıldı mı? Bakıldı. Bakıyorum sonlara doğru geliyorum. Ray sigorta 28 yayından baktım. Hafta sonunda çıkarsam bakılmayalı bir gün olmuş. Ray sigorta. Vakfene. Beklerseniz kazanacaksınız. Ya en kötü tahta bile PDS 300-500 olmadığı sürece kralsın. Beklersen alırsın. Bak, PN. Gökhan Hoca'nın beklediklerini beklemedim. O sayede zarardan kurtuldum. Allah onun belasını. Tamam. 2.34P'de 1.62 hisse 3 liraya veriyorlar. 600 milyon sermaye 1 milyara %33 halka arzı var. %7 yabancı bakıyorum. Bugün çıkışlar var. 5 milyon 400 de 1 milyon 400 lot satış para çıkışı 5 milyon. 900 bin alış. Bank of 4 milyon yapıştırmış. Hayırlı olsun. Ufak bir buğse almış. Ufak bir buğse vermişsin adama. Bakalım canım benim. 61 milyon kar 200 milyona gelmiş. Son bilançosu çok iyi. 200 milyon. Sevdim. Bir de buraya bakalım. 200 milyon bize yetmez. 5 milyon. İş Bankası'nda satış var. 14 milyon vakıf kendi hissesini satıyor. 7 milyon %25 vakıf ana tahtacı kendi hissesini satıyor. Alan kim? QNB City. Sonradan çıkarma ihtimalleri var mı? Bir görelim. Vak TN. Evet satış gelmiş mi gelmiş. City'nin toplaması güzel. Umarım tahtayı ele geçirir. Haftalık grafikte sıkıntı yok. Vak TN stop yerin 2.90. Hedefin 4.60. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Haftalık trendim pozitif. Bebeğim haftalık trend yapan yorulmaz. Yorulmayacaksın. Günlük yaparsan batarsın. Bu tahtayı 80 kuruşa alıp 9 liraya 11 katında satmak istiyor musun? Evet. Trend kırdı mı? Kırdı. Aşağıda MACD kırdı mı? Kırdı. Vortex kırdı mı? Kırdı. E Allah'tan belanı mı arıyorsun? Şimdi trend pozitif. MACD yukarı çıktı. E Vortex de kırdı. Ana kırılım yeri de burası olmuş. Bak Vortex'in kırdığı yer. İlk onayı verdiği yer. 2.90'ı kırmazsa 4.60. 5.90. 7, 9 gitme ihtimali var mı? Var. City'nin toplaması güzel mi? Güzel. Ana tahtacı satıyor. Yani böyle tahtacı satıyor diye de kanalar bağlamayın. Yani 100 lot satılıyorsa 100 lotu da alan bir adam var sonuçta. Devam et balım. Paniksiz bir şekilde devam et. Şunu alt banda indirsek ne olur? Çok bir şey olmaz. Yerinde dursun. Trend. Abi ana trendi kırdıktan sonra sen 2021 Nisan ayından beri beklemek istersen benim için sorun yok. 9 liradan sattığım malın alını kaça kadar beklersin? Hop sattı hop %76 460 2 gün beklemek ister misin? İstemez. Vakfene. Bunu sildim. Bunu sildim. Herhalde bakmadım. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Videonun altına beğeni attınız mı? Tabii ki hayır. 140 kişiden 54 kişi. %30'la gidiyoruz. Hepinizinkine bakmaya çalışıyorum ama aynı hisselerden gitmeyelim. Gözünüz seveyim. Uğur Bey, Nugu'yu analiz edildi mi? Edildi bebeğim. Sırf senin için, sen sorasın diye ettim. Nugu'yu bulamıyorum ama analizini yaptığını biliyorum. Burada bir yerde. Kör gözüm bulmuyor.
Vallahi bulamadım. Aa, buradaymış. Nukyo 3. sırada. Videonun altındaki sıralamaya da bakabilirsiniz. Vakfinans alır mı düştüm diye. Haftalık alacaksan sıkıntı yok. Hocam Bank of Buse mi almış yoksa Dudak mı? Valla uyuyan güzeli öperler. Uyuduysan, zamanında stop yaptıysan sorun yok ama satılan malı almış. Ama uyanmazsanız şeyle kalmaz. İnşallah öpücükte kalır olay. Bir tane şeker sormayın bebeğim. 36'nın altında size dedim ki istediğiniz maliyette alın. Toplayın. Hala güzel mi? Güzel. Hala aynısını diyecek miyim? Hala aynısını diyorum. Evet Gökhan Hocam, şu an portföyümde olmayan ama takip edip beğendiğiniz bir hisse var mı? Vertu. Almaya niyetliyim ama bekliyorum şu an. Güle ölmezsiz. Beğeni atıyoruz. Valla ben orada bir şey görmüyorum ama sorun değil. Raşit Erbaş sorun derim. Baktı mı bilmiyorum. Bir kontrol edeyim. Yok bakmamışım. Hepsini hatırlamıyorum. Bakıp baktığımı. Derim. Bir görelim Raşit. Neymiş bu arkadaş? Ne üretiyor? Derici. Derimot konfeksiyon. Deriden mamul, cartçut bildiğimiz derimot işte. Bende bir tane vardı. Çok lotu var mı? 14 milyon lotu var. 43 binde 3 bin alım. 250 bin para çıkışı olmuş. Derimont para kazanıyor mu? Yeşil Kütahya Şeker. Pekke ya Redeze. Sorsunlar ama videonun altına baksınlar. Sorun değil, 56 milyon kasada parası var. Özet. Valla bir monta dünyanın parasını istiyorsun. Derimont. Onu da söyleyeyim. 600 milyon da 500 yükümlülük. Bakalım. 230 milyon satış 2021 9. ay 600'e gelmiş. 12 ayda 370 satarken 600'e kadar çıkmış. Şu an 17 milyon kar var. Çok mu büyük? 6 desen 6 kere 18 %2,5 kar ediyor. Satış ve karlılığını arttırmış mı? Evet. Ama 4PD'den alır mıyım? Çok zor. Hiç girmedim galiba. 600 bin satış var, 400 bin city. Hiç girmedim dediğin anda city'yi orada görmem ironi oldu. Evet, Citibank haftalıkta alım var. Aşağıdan piramidi de gördüm. Citibank en iyi alımı haftalıkta yapmış. Nereye gittiğini bilmiyorum. Şu an elimde derim yok. Yalan da söylemeyeyim. Derim bakalım. Şu grafiği bir düzeltmem lazım. Hani şu anda 8.70'i burayı kırarsa 6.40'ı 8.70 demişiz ama orası artık bizim için ölmüş. Bakalım bakalım. Canavar gibi bir grafiğim var. İlk önce bir aileni göreyim. Bayağı hantal mı? Biraz hantal bir tahta. Çok uzun vade beklemem. Bu kadar uzun bir tahta bekleyeceksem giderim. İsdemiri, şişeyi beklerim daha iyi. Alt bant, üst bant. En alt banda kadar inmeye gerek var mı? Bence yok. Üst bandı kırmışsın. En azından haftalık grafiğin kırmış. Ben şuradaki direnç yerine, aşağıda kırdığı yerle yukarısı hedefi. Toboyu tamamladığın yer burası. Biraz hızlı çakıyor mu? Çakıyor. Kısa vade hedef 8.43. İlk hedefi de koy 10.27'ye. Trendin al verdiği yer 4.50. Trendde bir bozulum var mı? Ah. Trendin kırılım yeri neresi? Trend 8.40'ları kırarsa kaçma yerin orası. Günlük bakar. Ya günlük de tamam, burada 4.5'da alım var ama o haftalıktaki alım da geçerli. Dip 1, dip 2, dip 3. Aşağıda 8'lerin altında 4. dibi kırar. Aşağı atma ihtimalim var. İlk önce 10, sonra 12-30 bandına kadar tamamen seninleyim. Derin. PCFC 231. Ne kadar uzun ismim var. Mercan. Hadi bakalım. Mercan 28'inde bakılmış. Bakmayalım. Mercan 28'inde bakılmış. O yüzden geçiyorum. Mercan yanına sil yapayım. Mercan 28'inde bakılmış. Ben görmedim. Kusura bakma. Artık bir dahaki yayına. Bir dahaki yayına değil, 10-15 gün sonra bakarız. Yeni bakmışız. Bakılmadık bir şey. Zafer Yiğit. Demir çelik hisselerinden Ereğli Kardemir. Beklentiniz nedir? Önümüzdeki süreçte enerji piyasası maliyetleri düşerse çok güzel gidebilir. Ama gitmedi diyemem. İstemir'e falan. Benim için ne var orada? İstemir bir Ereğli ikinci sıraya düşer.
İşlemine bakalım. Bebeğim gitmedi değil. Kısa vade alırsan hiçbiri gitmedi. Uzun vadede ne yapar? Haftalık grafik kırmış. Tek söyleyebileceğim o. Haftalık grafik 5 lirada alan hisseyi 27 lirada satsan herkes için düğün bayram. Ya da aylık grafik çok uzun vade zaten zenginlik. 4 liradan beri aldı. Ben şu tahtayı haftalık grafiğe koyarım. Başka hiçbir şey yapmam. Elime arkama atar gezerim abi. Kötü tahta mı? Bence canavar gibi tahta. Senin buradaki tek sıkıntın neresi desen ben yukarıda 28'i kırarsa 35 bandını beklerim. Hepsi için geçerli. Ereğli de haftalık yapar. Günlük yapmaz. Aklında olsun. Hiç günlüğe vurma bunları. Zararlı çıkarsın. Taner Çelebi. DN ısı. Agesa bakmayacağım. Canlar, mercan bakmayacağım. Bakılmamış arkadaşlar. Sorarsa bakıyorum. Ama aynılarını sormayalım. Diğerleri de kalsın. DN ısı mı? DN ısı. Taner. Taner. DN ısı. DN ısı. Bakalım. Ne olduğunu bir görelim. Tavan tavan diye şey yapma tahtayı. Dinamik insan, makine, yalıtım malzemeleri falan filan cevap çok. Geç %46 arz. 3,5 liralık hisseyi 8 liraya veriyorlar. 2P'de 12 FK. FK bir tık fazla gibi ama sorun yok. Tavanı bozmuş bugün. 5 milyonda 600 bin alım. Yukarıda tavanda 1.600 satış birileri korkup satmış. Bankop almış. Burgan satmış. Bekleyin. Burgan ne satmış? Lot vitresine bir bakalım. Meksa. Bankof. Bankof. Akşama doğru. Evet. Burgan'ı gördüm. Burgan 1.7 milyonluk tek başına mal satmış. Hatta bayağı büyük. Baksana. Yo, bunların hepsini Burgan satmış değil, yapıştırmış. Evet, Burgan biraz seni yemiş. Bir bakalım lan ne yemiş. Panik yapma canım kardeşim. Ne yediğine bir bakalım. Nakit 54 milyon. Finansal yatırımlar 71. 49'dan 71'e gelmiş. Ticari alacaklar 35'ten 48'e. Bir özetleyelim. 400 yılında 130 yükümlülük. Evet, 70 milyon satış 140'a. %100 artmış. 15 kar 38'e. 15 olsa %20 üzerinde kar var mı? Var. Karla ilgili ben bir sıkıntı görmedim. DNA'sı da. Devamını bilmiyorum tabii ki. Bir bölünme mi olmuş bu arkadaşta? Denizbank 375 satın. Aylıkta 900 Burgan almış. Burgan 900'ün toplamış hemen. Ondan önce 4 milyon toplamış, sonra 900, sonra 350 ama günlükte 149 binini çakmış. Herhalde fiyat çıktı diye en fazla alan haftalıkta Burgan City. Burgan bakalım mı? Bakalım. Kötü bir hisse mi? Bence değil. Nereye uçtuğunu bilmemekle beraber bakılmamış çünkü. Güzel böyle bakılmamış hisseler ne güzel. Günlük mü? Hayır. Haftalık mı? Kesinlikle. İlk kırılım yerini buraya attık. 4. 4'ten sonra 5, 6 gitti. 6.90'ı kırarsa 8.80'i bekle dedik. Orası da öldü bebeğim. 8.80'den sonra 10.20 bandı var sana. Trend pozitif mi? Canavar. DN ısı. Bence kaçma. 8.16'yı kırmadıkça kaçma. Haftalık kırarsa kaçarsın. 1. Vortex. 2. MACD. 3. Trend. 3 liradan beri aldı. Üst bandı kırdığı yerde. 4. 60 Tobo'yu yaptığı yer 6.90 şey 6.69 8.16'yı kırmadan kaçma. Benim sana söyleyeceğim bu. Burgan akşama doğru bir satış yapmış. Şeyini bozmuş tavanı. Ama en fazla alan adam kim dersen yine Burgan. Evet. Çok hızlı baktım. Hızlı hızlı gidiyorum. Bakmadığın hisse var mı? Ne bu? Gübre fabrikaları. GUPFR. Gubrefe. Pardon. Niye buraya bakıyorum? Pardon. Gubrefe. İlk önce bir bakalım. Gubrefe. Bedelsiz vardı. Ha. Gubrefe. Yok. Ben de göremedim Gubrefe'yi. 12P'de maşallah 12P'de 62 FK 11'lik hisseyi 145'e.
20 milyonda 133 bin not para girişi 5,5 milyon biri çıkmış. 300 deniz almış, 160 bankof atmış. Deniz almasa bu tahta bugün bu çıkışı yapmayacakmış. Özet. 17 milyarda 11 milyar yükümlülük geçtim. 3 satış 13'e gelmiş. 200 kar 800'e gelmiş. Satış ve karlılık açısından bir sıkıntısı yok. Ama PDS'i biraz fazla ama etçük bir fazla. Bende de yok. Hayırlı olsun. 1 milyon 300 satış yok. 2 milyon. Çok güzel giriş var. Yatırım fonları. City de burada. Aşağıdan HSBC Info. Valla şu an bir sıkıntısı yok. Bayağı bir giriş olmuş tahtaya. 3 aylık, aylık, haftalık. Bir tek İşbank'ta satış var. O da 2-200 satını haftalıkta tekrar yüklenmeye başlamış. Kötü mü? Valla şeyi çok fazla. PDS'i ama stop kırmış mı? Bakalım. Valla bebeğim buna çok uzun zamandır bakılmamış. Sorduğun için teşekkür ederim. Sorulmamış ise dip tepeye atmışım. Benim kafa burada kalmış. Kırılım yeri. 86 lirada kalmışım. Sonrası bende yok. Vallahi çizmemişim. Stop istersen en fazla çizeceğim band 145 bandı. 145 stopunu kırarsa kaçılır mı? Kaçılır. Haftalık kırarsa kaç. Günlük kırarsa ne kaçacağım? Yukarıda kısa vadeli ilk hedefi nereye oturturum? En aşağı 171 bandına. Haftalık hedef dediğim 49 liradan yukarı doğru hiç sat vermeden gitti. Günlüğünde de satı yoktur büyük ihtimal. Yok. Günlük hedefi de çok kırmış ama kırılım bandı bence 87 bandı. Bakmamış mıyız? Doğru diyorsun, bakmamışız. Bayağı uzun süredir bu tahta bakılmamış. Trend desen, aha sana trend. Stop neresi desen, stop yeri burası. 140 liranın altına kırarsa trendi bitirme özelliği var. Kırmazsa yürü. Yürü kardeşim, günlük stoplar seni bir yere götürmeyecek. Ekrana bak, ne diyor ekran? Bana da aynısını diyor, sana da. Sat 5 lirada, al 2 lirada. 2 liradan 60. Bu biraz afaki gitti. 49 liradan da 140'a kadar gitti. Biraz fazla mı çıkardılar? O çıkış biraz fazlaydı. Koronanın etkisi oldu mu? Oldu. DNA'sı tavan bozmamış. Ben mi yanlış anladım? Benim gördüğüm bozmuş. Bu mu tavan bozmamış? Tavan bozmamışsa satış kademesinde nasıl 2, 4, 6 kademe olacak? Tavan bozmuş bebeğim. Küçük bir oynama yapmış. Çok fazla mı indirmiş? Çok fazla indirmiş. Ufuk 3 ay oldu. Vay, 3 ay olmuş. Çok iyi. Bakarız. Ufuk 3 ay olmuş. Çok fazla yapmışız. Ufuk dediğin şurada hafta sonunu da sayarsak 2 gün önce baktığın ufuk mu? Sadece 2 gün olmuş. 2 gün. Ah diyorsun ya, sonra hoca kızıyor. Kızmıyorum. Bak gösteriyorum. Oradaki arkadaş da yazıyor. Videonun altındaki listede de var. Baksanız belki sorun olmayacak. Taner Çelebi tavanda. Sen öyle diyorsan öyledir tavan. Belki sistem bana yanlış gösteriyordur. Valla tavanı 9,77 gösteriyor. Yanlış görmüyorsam. 8,95 bugün en yükseğini gördüğü yer. 8,95 en yüksek ise 8,89'un tavan olma olasılığı. Neyse, tartışmayalım. Sen tavan diyorsan tavan. Çünkü beni yaşlandıracaksın. O yüzden bir şey söylemeyeyim. BMS TL 2 haftada bakılmamış. Ne değişmiş? Listede ise bakmam. Özgür. BMS TL. Hadi bakalım. BMSTL Birleşik Metal Şirket Kartı Ahmet Rauf Mollaoğlu Birleşik Metal Sanayi Cartçurt Demir Çelik Soğuk falan filan 2P'de PD'sinde bir sıkıntı yok, 10FK biraz yüksek,
13'lük hisseyi 28'e veriyorlar. 36 sermaye 500'e gelmiş. %29 halka arzı var. Şu an yabancısı ve temettüsü yok. 2.791.000 not alışı ama 200.000 lira para çıkışı var. Satan kim? Bankof. Geçtim. Umarım para kazanıyorsundur. Gelelim. 50 milyon kasada para var. Bir özet vurayım. Neymiş? 800'de 300 yükümlülük. 200 satış 500'e, 500'den 800'e. 230'da 30 kazanmış. %10 üzeri 54 dağıtmış. 840'da 86. %10 üzeri bir kazancı var. Demir çelik sektörü için normal mi? Normal. Hocam 2 gün önceki yorumunuza nasıl bakacağım? Burada ekranı açıyorum. Ekran açık bebeğim. Burası açık. 2 gün önceki yorumuna nasıl bakacağım? Çok kolay. 28 yayınını alacaksın. Çok fazla bir şey yapmana gerek yok. Videonun altına bakacaksın. Bak burada sıralı liste var. Bak. Komple. Ha buraya bakmadım. Bak şurada yorumlar kısmı var. Bak. Çok kolay bakabiliyorsun. Hepsini senin için, sadece senin için tek tek yazdım. Ufuk. Hala yazıyorsun ama 300 saniye vermiş biri. Olur öyle şeyler. Takma kafana. Uğur sen de herkese 300 saniye verme. Bakalım BMST'yle ile yazıyorum zaten. Yani yazınca da bir şey değişiyor mu? Değişmeyeceğini bildiğim için sorun olmuyor. 890 satış. Ufuk kötü bir hisse değil. Haftalık daha bir kapitalle tep gelmiş. Çok büyük girişler yok. Kötü mü? Abi metal fiyatı her zaman artar mı? Artar. Ama maliyetler yükseldi. Sıkıntı sadece orada. Bakalım 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 BMST'yle nasıl bakacağım? Adama tam bakış yerini anlatıyordum. Engel attım. Güzel bir çıkış. Günlükte 20 liradan beri çıkışını verdi. Bakalım mı? Günlük değil haftalık çıkışına bakalım. Kapat. Bu arada hacim azalıyor. Hacimi aldığı bant şuradaki bant olmuş genelde. Ondan sonra hacimde bir azalma olmuş mu? Olmuş balım. Ben bakar mıyım? Bakalım. Adama niye 300 saniye verdi? Sonra dislike atıp çıkıyor adam. Bakalım kendi boyu kadar bir gidişi var mı? Valla boyu aşağı kırmamış bacaksız. Fibosunu da atalım. Evet. Valla benim görüşüm 26'nın altında stop atmak. Yukarıda da 29'u kırınca yürümek olur. Nereye kadar? 34'e kadar. Çıkarmışlar mı? Çıkarmış. PDS ucuz bir tahta mı? Evet. Durulur mu? İster günlük trendle yap, ister haftalık trendle yap. Aha sana trend. Alt banda nereye kadar indirebilir? 23'e kadar indirir. Düşerse korkacağın bir tahta mı? Değil. Bekleyen kazanır mı? Kazanır gibi duruyor. Alınır mı? Alınır. Evet. BMST'yle bakılma diye yazılım. Bende yok. Allah razı olsun. Koza. Mehmet Özkaya. Ağır tahta. Bakalım. İlk önce şuraya bakayım da. Sonra diyecek benimkini baktın. Onunkini bakmadın. Muhabbeti olmasın. Neydi? Koza. Koza. Evet. Ağır tahta mı? Ağır tahta. Koza. 2PD 15'lik tahtayı 31 liraya veriyor. Bu bölündü mü? Ne oldu? Bir görelim. Yazdık görmedin. Söyledik bir de onu da duymadın. Ben de söyledim. O yüzden verdim. Canı sağ olsun. Atlas'ı pazarlayan Twitter'dan takip ettiğim biri var. Bugün pazarlıyordu. Dikkat et. 78 milyonda 2 milyon para girişi olmuş. 4 milyon 2 milyon not giriş olmuş. 4 milyon para çıkışı var. Bir görelim. Takasına bakacağım. Temelleri 3 ayda bir değişiyor. Bakmaya gerek var mı? Doçe 6 milyon 3 aylıkta satmış. Toplayan kim? Yatırım fonları. Ağır tahtadır bebeğim. Şu an City'de haftalıkta satış var. Çok büyük bir toplaması var mı? Yok.
trendine göre gider mi? Haftalık veya aylık grafikte sen de kazanırsın. Pek sevdiğim bir tahta var. Koza grubunun eski halini severdim. Ama operasyondan sonra bu hisseler bitti. Koza grubunu severdim de sahiplerini pek sevdiğim söylenemez. Ne demek istediğim anlaşıldı. Vallahi Koza bebeğim, en son baktığımda son trendlerin kaldığı yer burası. Yapar mısın bilmem. Aa, burada 34 lira stopu var. Alt destek 29. 34'ü kırarsan 40 liraya gidersin. Çok kolay gider mi? Çok kolay gideceğini söyleyemem. Haftalık grafik mi? Haftalık grafik. Biraz ters işler ama 20 liradan beri al da. Yani bu Koza'dan benim çok büyük bir beklentim var mı? Hükümetle ne zaman arayı bozdu, ondan sonra Koza kendini iptal etti. Aylık grafikte 5 liradan tahta 70 kuruşa kadar indi. İşte 17-25 Aralık 2013'teki kavgadan sonra filan. Şu an iyi mi? Üst bantta gidiyor. Dediğim bant, hani kısa vade yapacaksan haftalık grafik filan dinlemem. Ben Koza'da hani bir hedef yapacaksam 34'ü kırarsa 40'a giderim. 34 stopunu çektiysen, bugün söylememişim, haftalar önce o stop söylenmiş. Bakar mısın? Vallahi bebeğim, takasında bir satış var mı? Haftalıkta satışı gördüm. Sadece ben değil, sen de görüyorsun. Hiç soru sormayan biri yok mu ya? Şöyle, ben hiç soru sormadım. Benim hisseme hiç bakılmadı. Artık bakılanlar bir kenara dursun. Uğur Özcan, Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları. Güzel çıktı ama her zaman özel şirketten yana. 1P'de 97 liralık hisseyi 101 liraya veriyor. 1P'de. Ben bunun 0.29P'de olduğu zamanı biliyorum. O zaman fiyatı neydi? 12 lira mıydı? 9 lira, 8 lira mı? Neyse. Sorun değil bebeğim. Hacim desen kral. 11 milyar hacmi var. 561 milyonda 6 milyon not alım. 53 milyon para girişi. Babayı kim almış? 2 milyon 200 bin notla banko. Satış kat 1.200. Kimin kaldırdığını merak ediyorsun. Hiç sorusuna bakılmadık bir adam arıyorum. Satışlar ne alemde? Pegasus bile uçtu. Bu 2006 31 milyarlık hasılat 114'e geldi. 59 milyon zarar, 11 milyar kâra geçti. Türk Hava Yolları kendini açtı mı? Açtı. Hocam Atlas listede yok. Atlas listede var. Yukarıda sana yazmış olmalar lazım. Bakayım. Atlas 20'sinde bakıldı. Evet, gördüm. Adama niye 300 saniye verdi? Bak Kadir, herkese 300 saniye veriyor. Bana da ver de oldu olacak. 11 milyon satış, 13 milyon. Citibank'ın 3 aylıkta toplaması var. Citibank'ın toplaması devam ediyor mu? Evet. Haftalıkta küçük bir satışı var. O satışı da Citibank, Garanti BBVA kapatmış. Bunun uzun vadeli hedefine baktım mı? Baktım. Tekrar tekrar bakar mıyım? Bakarım. Bir hisseyi dipten alırsanız, büyük kâr edersiniz, sonradan alırsanız riskli gider mi? Riskli gider. Dediğim tamamen bu. Aylık grafik atayım. Tek işlemme. Şu grafiğe bak. Kitap gibi bir grafik var orada. Üst bant, alt bant, üst bant, alt bant, üst bandı kırdı. Ana stop 46'da. Kim için? 13'de alan için. Şimdi diyeceksin ki bu nereye gider? Bebeğim, üstteki hedefler bitirdi. Bir temettü muhabbeti var. O yüzden grafiği siliyorum. Baştan atacağım. Demek ki bana sonradan çizdin grafiği. 1. Doğru mu? 2. Şu an hedefi neresi? İlk hedefi. Bu burayı kırdığında dedim ki ilk hedefi 175, hatta 160'tı o zaman. O civarda bir hedefi vardı. Sorun değil. Sen ama uzun vadeli yatırımcısın. Sen bu hisseyi sorduğuna göre kısa vadeli yatırımcı değilsindir. Doğru mu? Attım tobosunu. Buradaki grafik bitmiş gibi duruyor. Bunu tek hedef vuracağım yer neresi? Şunu kapatayım. Böyle bir trend haftalık grafikte al verdiği yer 13 bandı. Bebeğim, tek bir grafik atacak olsam, aha. X topu 73, ana trend nerede? Burada. Bunu istersen Temmuz ayında baktığım grafiklere bak. Yine aynı yeri söyledim. Hatta o ara burayı kırıyordu. İlk hedef 160 filandı. Ama bu sağa çektikçe hedef daha da yükselecek. 200'e kadar gider mi? Gidiyor zaten. Gider mi ne? Ha, günlük mü haftalık mı dersen, bu aylık grafiğe göre de alınır. Demedi deme. Sattın 3 liraya, aldın 2 liraya. Sattın 8 liraya %400, aldın 5 liraya. 5 liraya aldın, 15'e sattın %400 vardı.
3 daha kazandın. %1200 oldu. 13'ten aldığım mal gitti buraya. 6 katına %1200'e 6 daha koyduğum zaman artık rakam ben bulamıyorum. İlk önce City tahtaya girmiş. Bu haftada da iş biraz almış. Rus tahıl krizi sebebiyle Rus tahıl krizi koridoru açıldı. Şu an enerji krizi var. Bence tahıl krizini geçelim. Tahıl krizinde uluğun falan filan uçurdular zaten. Arkadaş dur şu bakılma dediğim yere. Herkes diyor ki ben. O yüzden diyorum ki ikinci hisselere bakmıyorum. Hani ilk hisseyi sordum. Bakılmışsa ikincisine bakmıyorum diye ısrarla söylüyorum. Kırmayın. Arkadaş da yazıyor oraya. Kutpo. Kutpo. Allah Allah. Kutpo İlginç. Kütahya porselen. Nasıl bakmamışız? Ben varım. Atlantis. Ya gözünü seveyim ona bana baktırma. Kutbu 18'inde bakılmış. Ben niye görmüyorum? Ya da bu makine bana niye göstermiyor? Avot, Vespe falan filan kutbu. Ha buradaymış kutbu. Tamam geçtim pardon. Listeye bakın arkadaşlar. Ben değil. Çok uzun süreli bakıyorum ki herkese de hisse kalsın. Aynı hisseler. Benimki bakılmadı. Mustafa'sı tam okuyordum. Evet, Aksen geçtim. Algeo. Okumadı değil. Bakılmayana bakıyorum. Herkes için geçerli. Avrasya. Algeo. Allah Allah. Euren 25'inde bakılmış. Algeo. 1P'de 3 liralık hisseyi 3,5 liraya ve 3,47'lik hisseyi 3,5 liraya veriyorlar. Bir bakalım. Rusya yine kapattı. Cuma tahıl koridorunu. Ya bu hisselerin bu kadar patlaması değil. Trendine bakılır mı? Bakılır. İşte yine un hisselerinden birkaç tane gitme olasılığı var. Ama haftalık grafiğe göre yap. Yani yukarıdan çaktıklarında milletin ne hale geldiğini gördük burada. Şirket Metro Avrasya, Metro Yatırım. Metro grubunu sevmem ama fiyat ucuz mu? Metronun fiyatı da ucuz, bunun fiyatı da ucuz. Tek sıkıntı şirketin sevmemesi. Tüpraş 21'inde bakılmış. Bank of 600 satış var. Bir görelim. Egeser baktım. Listeyi inceleyin arkadaşlar. Uğur'a niye soruyorsunuz? Videonun bir önceki videonun altından bir bakın. Evet, Citibank'ta bir alım var. 3 aylıkta çok büyük para girişi var mı? 3 aylıkta var. Aylıkta var. Valla kötü bir şey diyeceğim ama toplaması var mı? Yalan söyleyemem. Hakikaten tahtada toplama var. Gerçi Metro grubunda da toplama olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Şöyle bir geriye gelelim. 1.400 alım, 600 satım, %5, 200 bin not artı da Bank of giriş yapmış mı? Yapmış. Tahtacıyı sevmiyorum diye almamazlık yapar mıyım? Bir, yani deneyebilirsiniz. Al, G'ye O. Niye sevmediğimi grafikten çok iyi anlıyorsunuz. Güzel Çakar mı? 2017'ne kadar 4 liralık tahtayı 50 kuruşa. Neyse. Dip tepesi neresi? Şu arkadaşı bir kapatayım. 1. Dip tepe şu şekilde atsak ne olur? En dibe kadar indirmeye gerek var mı? En dibe de indirelim. Sorun değil. Efendim riskli tahta mı? Riskli tahta. Sevemedim gitti. Ha, trend olarak ararsan aha burada. Yukarıda tek bir trendim var. Benim 3.90'ı kırmak. Şu an pozitif misin? Pozitif gibi görünüyor. Altta bir trend daha atacaksan bir. Aha ikinci trend. Valla bence son stopu neresi? 3.90 yukarı şey 2.90 yukarıda 3.90'ı kırarsan 4.89 ilk hedef. Dediğim gibi bunların tahtaları bir gidiyor, bir gidiyor, bir gidiyor. Kimse tutamıyor. Nasıl bir gidiş dersen tahtayı aldın şansa kadar %600 kazandın. %600 kazandın da tahta buraya düşerse
Yani bu %86 düştüğünde dipteki arkadaş %600 kazanırsa anca maliyetine gelir. %600 de anca maliyetine geliyorsun. Toplaması var mı? Doğruya doğru var. Benim için hedef neresi dersen üst bandı kırmak. Bu 3.91 bantlarını kırarsan seninleyim. Aslında değilim, seninleyim. Oh, sorun yok benim açımdan. En sevdiğin hisse biriktir dediğim var mı? Var. Niye olmasın? En sevdiğim. Şu an elimde hala ARDZ'ye var. Hala var. Ben hiçbir şeyden pişman olmadım. Zarar da etsem, kar da etsem sağlam bulduğum tahtayı her zaman beklerim. Şu an yine söylüyorum, Kütahya şeker fiyatı hala ucuz. Hala pahalı diyorlar. %60 karla çalışıyor. Neyi pahalı? Mesela az önce arkadaş sormuştu, tahıl koridoru. Abi şeker krizi de az buz bir şey değil. Aynı şey kapıya çıkıyor. Dünyada bir gıda enflasyonu var ister istemez. O hisseler de çıkacak. Mesela bir miktarda sana tavsiyem risk olacak ama yeşil al. Aynı grafiği bir daha yaparsa, dediğim gibi o 22 kat yaparsa çok güzel olacak mı? Çok güzel olacak. Evet. Yavuz Fatihoğlu, iyi geceler ve ahali. Nereye gidiyorsun Yavuz? Hocam ben geldim, rica etsem TRCAS bakar mısın? TRCAS 21'inde bakıldı. Bossa soran arkadaşı 27'de bakıldı. Evet, sorulmayan hisse arıyorum. Caner Sigorta, yani bebeğim benim isteme bak yazana kadar hisseyi de yazaydın ne güzel olurdu. Borsa dışı mesleğiniz var mı? Yok. Mesleksizim. Gereksiz bir adamım. Yeşil gene dikildi. Daha başlamadı ki Abdullah. Bir yere dikilmedi. Murat Sarı, Bimas. Baktık mı Bimas? Ağır tahta, fon hissesi. Çok ağır tahtadır. Ya çok yavaş çıkar. Para kazanınca aniden kazanayım dersen Bimas o istediğini vermez. 9P'de. İçi yabancı doludur. Bugün 46 milyon para çıkışı olmuş. Bankop almasa tahta aşağı düşerdi. Çünkü 480 alım, 960 satış var. Yabancının tahtası. Özet, yani ben bir masa alacağım. Efes daha mı iyi? 32 satış 61'e geldi. 1.4 kar 3 milyara çıktı. Çok ağır giden bir tahta. Yani şey yapmayacaksan, beklemeye vaktin yoksa kesinlikle şey yapma. Odas 25'inde bakıldı. Valla aşağıda Uğur da yoruldu. Ben videonun altına yazıyorum. Orayı kimse okumuyor. Aşağıdan adam da geberdi gitti burada. Citibank'ta satış var %42'sine sahip. Bebeğim 3 aylıkta tahtada alım var mı dersen. Çok büyük bir alım. Yok. Haftalıkta satış gelmiş. Citi, Doğuş'a aynı anda mal satıyor. Biri %5'ine biri %42'sine. Aşağıdan İş Bankası %1 haftalıkta satış %21'ine sahip analotlar satışta. Kötü hisse değildir, ağır gider. Bunu çok uzun rallilerde almayacaksan alma kardeşim. Ömrün tükenir. Para kazanmazsın demiyorum. Kısa rallide alınmaz. Haftalık grafiğe koyarsan kazanır mısın? Kazanırsın. Ya vakit çok mu gider? Çok gider. En son haftalık grafik 71 liradan al da. Yani bazı tahtalar hani böyle iki katına çıkmış, bazı tahtalar haftalık grafikte 5 katını vurdu. O yüzden sana haftalık grafik diyorum. Yani hakikaten ağır bir tahta. Bakar mıyız? Senin canın sağ olsun. Bakmaz mıyız? Neredeydin sen? Evet, kaçırdım ama olsun. Evet, bakalım 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 en alt banda kadar inelim mi? Bir. Şubat, Covid dönemi. Covid döneminde millet çakarken bu tahtalar uçmuş muydu? Evet. Vallahi balım, benim sana bununla ilgili söyleyebileceğim kısa vade mi, uzun vade mi arıyorsun ya da Allah'tan belanı mı arıyorsun bilmiyorum. Ama ilk trend noktan neresi? Aha burası. Kısa vadede satacaksan şu trendi kendine çiz. Aşağı kırarsa kısa vade satışı burada. Ben kısa vadeci değilim. Ben tahtayı beklerim. Kral adamım. 143'ü kırarsa 170'e 178'e kadar git.
Kısa vade trend kırılırsa bir dahaki trend kırılımı 121'e iner. Dediğim gibi bak haftalık tahtalar 5-6 kat giderken bu arkadaş öyle aman gitmedi. Yani demek ki ya bu tahtayı aldım 3 yıl bekledim anca %100 verdi. Kazanır mısın? Kazanırsın. Ama şurada soğulan çoğu tahtayı haftalığa vur. Bundan fazla Hektaş, Caner Sigorta 24'ünde bakılmış. Adam yukarıda bakılmış dedi. Ben listenin altına attım. Sen tekrar soruyorsun. Yani ne diyeyim? Sonra diyorsun ki adam engel atıyor. Valla adam da haklı. Çünkü yazmaktan yoruldu. Erciyes'e dolar bazlı ucuz mu? Yeni baktım. Ucuz. Gürkan, senin bir hissene baktım o yüzden geçiyorum. Senkron, Rıdvan, İmer. Seykim'e de baktım bu arada. Bakılmamış birilerine bakalım. Videonun altından bakmadıysanız zaten direkt geçiyorum. Demedi demeyin. Pardon. Senkron. Bakmadık. Helal olsun. Caner hala yazıyor mu? Hektaş. Yani bir şey demiyorum. Adama suç bulmayın. Haklı mı haklı? Orada yırtınıyor. Ben de yırtınıyorum. Bir anlamı yok. Bayan videoların altına yazalım biz bakarız. Bakmayacağınızı biliyorum. Önceden de aynısı oldu. 3-5 kere denedik. 2.60p'de 6 liralık hisseyi 17 liraya veriyorlar. Bir görelim. Şirket kartı. Bu arada şu Avgeo'ya bir bakacağım ya. Merak ettim. DNA'sıya da bakacağım. BMST-TL'ye de bakacağım. MRGO zaten var. Neyine bakayım? Tuğçelik üst bandı kıracak mı? Onlara da bakalım. Senkron siber güvenlik. Yurt içi yurt dışında elektronik güvenlik falan filan. 260 BD. Bakalım canım kardeşim. 13 bin lira para çıkışı var. 113 bin lira alış 20 bin. Bir göreyim Senkron ne iş yapmış? Şu an brüt takasa niye girdi bu? 1 milyon 700 bin lira hacim yapmış. Üzerine brüt takasla. Üzerine bir de yakın izleme pazarında mı? Evet, yakın izleme pazarında gibi duruyor. Halka açıklığı ne? %89 yapıştırabileceği kadar yapıştırmış zaten. 97 alım, 45 satım. Görelim. Geçen yıl 50 hasılat yaparken bu yıl 24'e düşmüş. 50'de 15 kazanırken hasılat 5'e düşmüş. Bebeğim ya kazanç çok fazla mı dersen satış da karlılık da düşmüş. Bunu ben söylemiyorum. Bilanço söylüyor. 230. İş Bankası'nda 3 aylık bir alım var. Akıpbank sonra devralmış. Çok fazla lotu yok. Brüt takas. Yakın izlemede mi? O tarafa hiç bakmadım ama senkron güvenlik. Belki trenddedir. Senkron. Zamanında uçan tahtalardan biri mi? Evet. Önceden güzeldi. Önceden güzel de cılkını çıkaranlara da söylemen lazım Erkan. Yani neyse bir şey demek istemiyorum. Hakikaten ya benim yerimde olsan sen daha farklı olurdun emin ol. Çok fena uçurmuşlar ya. Tahtanın adam gibi bir grafiği var mı? Yok. Zaten %89'u da millete saplamış. Söyleyeceğim hiçbir şey. Ocak. Haftalık grafikte demem. Senkron için çok büyük bir kelime kullanır mıyım? Kullanmam. Ana hedefi 32 liraya koyarım. Ben Senkron 16.50'nin altına düşerse bence 10 liraya kadar düşer. Burada gördüğünüz çoğu ise seçimlerde Türkiye'de bir şey değişir değişmez. Eğer değişirse çoğu hisseyi de burada göremeyeceksiniz. Bu iktidar veya muhalefet değil. Benim için ikisinin de bit kadar değeri yok. İkisini de sevmem. Trendin 32 bandına dikkat edersin. Alt band desteği bence 16.50'yi kırarsa kaçabilirsin. Uzaya da götürebilirler mi? Evet. Ama adam gibi bir grafiği var mı? Bana adam gibi bir grafiği olan bir hisse değil. Almam kardeşim. Adam gibi bir sürü hisse var. Niye uğraşayım ki? Evet. Euren
İçin bilginiz var belki ama yazıp paylaşmak istedim. Bedelsizi var. TOKİ ihalelerinden yararlanacak deniyor. TOKİ ihalelerinden yararlanacak da ya ben orada da bir şey görmüyorum. 2019 yılında TOKİ ev yapacağım dedi 100 bin tane. Evet yaptı. Hava gazı olarak yaptı. Şimdi de tahminim 6 milyon insan başvurmuş. Ekonomi çok iyi ama sosyal konutları 6 milyon insan boşveriyor. Reisin dediği gibi 3 çocuğu varsa bunların 5, 6 kere 5, 30 milyon. Ülkenin %30'una yakını sosyal konuta başvuruyorsa işler pek iyi değil. Hani özgür. Bir de bu mantıkla düşünmek lazım. 6 milyon kişi başvurmuş. Yılda 100 bin konut 5 yılda tamamlayacaklar. 6 milyon kişiyi 100 bine böldüğüm zaman 60 çıkıyor. Yani her para topladıkları adamlara ev yapacaklarsa yaklaşık 60 yılda bitiyor. Düz matematik. İsterseniz hesap makinesiyle bir bölün. Ben beyinsiz kafamla bölüyorum. Şu an aldıkları paranın 60 yılda evini yapacaklar. Ya ben hükümete göre iş yapmıyorum. Ben devletin söylediğine hiçbir şeye inanan biri olmadım bu zamana kadar. Bundan sonra da inanmam. İktidar, muhalefet fark etmiyor. Ama şu un meselesine bir bakalım neler olmuş bugün. Petun. Arkadaşlar un diyordu. Bir bakayım Petun'da ne var? Petun. Bakılmadıysa bakılmamış canım kardeşim. Bir bakalım. Petun. Sorusuna bakılmamış veya daha önce sorulmamış veya sorulmamış şeyi ekrana bakmayıp sormadıktan sonra bir daha soran arkadaşlardan farklı biri varsa. Uzun bir cümle oldu. 156P'de. Yine koridoru kapattın ha Putin. Bir 117 bin lot tavana kitlemiş. Ne olduğunu söylemeye gerek yok. Niye olduğunu. Bakalım nereye kadar gidecek. Takasları günlük görmemizin imkanı yok. Ama 40 bin satış var. 13 bin alış. Yukarıda umarım millete yapıştırmazlar. Çözersek grafikten çözer miyiz? Çözeriz. En son al verdiği yer 150. Şey 14 lirada al vermiş. Biz demişiz ki valla ben Petun'da burada kalmışım. İster fincan kul boku ister başka bir şey. Stopu 38 lirada. 25'i kırdı 31. 31'i kırdı 38. Yeni hedef neresi dersen valla ilk hedef 60 liraya kadar gitmek. Bu kadar. Bir kere bir al sat verdi mi? Yok. Trendi şurada kırdıktan sonra bir daha günlükte al sat vermedi. Ben günlük hedef mi? Yine haftalık hedef söyleyeceğim. Yine değişmeyecek. 3 liraya alırsan 20'ye sat. 15'e alırsan a burada 38'i kırarsa stop verir. Ya dersen ki ya ben günlüğünde stop arıyorum. Ben günlük vuracağım. Günlük vuracaksanız %100 kazançları unutun. %500, %300. Çünkü tahtacı da aynısını düşünüyor. İğne uç yaptı. Bakalım koridor kapandı diyorsunuz. Valla şurada bir trend var. Çok kısa vade stop atsam 43. Ben kardeşim 59 at 59 60 bandına kadar senin yanındayım. Koridoru tekrar açarlarsa demek ki hisse niye düşüyor? Hani deme yani bunu. Evet, Manas. Manas destanına bir bakalım 5P'de. Adam sormuş madem videonun altında ona da bakayım. Ek geçmesin. Hatta burada biri sormuştu. 3 milyon satış, 3 aylıkta bir satış yemişsin. Balığım. Sadece takaslarına bakıyorum. Çok büyük olayları var mı bilmiyorum. Manas, 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 Manas. Getiri. 46 satış 80'e 1 milyon hasılat 9 milyon kâra çıkmış. %10'ları görmüşsün Manas'ta. Grafiğine bakalım. Manas. Manas. Ünlü 21'inde. Evet. Biraz zaman geçsin arkadaşlar. Diğerlerine de vakit kalsın. Manas Destane. Toba yukarıda yer burası. 25 bandı. Sanki ben buna baktım gibi hatırlıyorum ama neyse. Bebeğim kırdığın yer burası. Benim için 25. İkinci kırılım yer 29. Valla tek bir stop koyacak olsam senin için sadece 34.90. Tek bir hedef istiyorsan da kesinlikle 49 bandı. Sanki iki kere aynı hareketi yapmamış mı? Bir, şunu biraz kısaltayım daha iyi göreceksiniz. Şu bir aşağı grafik, iki dip.
Şu dip noktası, üst grafik yukarıya doğru attığı yer çok bariz bir şekilde duruyor mu? Duruyor. Günlük mü haftalık mı? Valla haftalıkta çok büyük hedef vermiş bir hisse mi? Değil. Ben 34-70'lerin altında kaçar, 40 ve 49 bandı hedefim olur. Manas. 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 Bakılmamış birisi sorarsanız güzel olur bak. Evet. Euren 25'inde bakıldı. Az önce arkadaş yine düştü. Gıda hisse tavan oldu. Sonra 2'ye düştü. Hangi hisseymiş? Hangi gıda hissesiymiş? Merak ettim. Reşat Budak. EYHO baktım diye hatırlıyorum. Reşat yukarıda yazmadılar mı? Yazmamışlar. O yüzden ben buradan kontrol edeyim. EYHO. Işıklar Enerji. Bu CRFSA ile beraber çok güzel gitti. 19 yayınında var. Bakmayalım bebeğim. Baktım teknik stoklarına falan. Sadece bir grafiğine göz atayım. Çok bir şey değişmiş. Buna bakacağım. Toplamasına falan oradaki yayından bakarsın. Eski videoların altında sıralı listelerde var. EYHO. Üst bandı atmışsın. Hayırlı olsun. Ana kırılım yeri burası. Tobo yukarıda. 1.27, 1.50. Hedef neresi? 1.83 demişiz. O dediğim yerden de gitti mi? Gitmiş. 18'inde mi bakılmış? Nerede bakılmış? 24'ü. Sen şimdi buradan gitsen 19'u yayınına baksan ben sana demişimdir ki ilk hedefi burayı kırdıktan sonra 1.50'yi kırdıktan sonra ilk hedef 1.83 demişimdir. İstersen bak. Eminim. Yukarıdaki hedef neresi? 1.83'ü kırarsan 2.40, 2.75 bandı var. Ha, ana hedef sorarsan bana bak bebeğim. Birinci ana hedef stopu 1.50, ikinci hedef yukarıda 2.90. Ana hedefe kadar yürür müsün bilmem ama sana tavsiyem şuradaki toboya dikkat et. 83 bandını kırdıktan sonra ana hedefe yürümen daha kolay olur. Şems neymiş? Abi elimde ünlü var, satış yeri söyler misin? Videosunda söyledim. Arkadaş hiç edemiyor. 300 saniye 300 saniye basıyor. Yeni baktım bebeğim, neyini söyleyeyim? Bakmışım zaten, gözünü sevdiğim. Ne bu? Prizma. Ömer Kaçakçı, sana niye bakmadım biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyleyeceğim. Prizma. Ekran zaten seninle dolu. Prizma şimdi çıkacak. Prizma hiç bakılmadı değil. Bu bir. Çünkü bakılan hisse sordun mu? Sordun. Çok iyi hatırlıyorum. Geçiyorum ki arada o listenin altına bir kere bak diye. Prizma. Ekranda sadece sen varsın. Şurada bir yerde, geride bir yerde sordun. Bulacağım seni. Valla senden başka kimse de yok. Ömer Kaçakçı. Hocam ben geldim. Hoş geldin. Bulacağım seni. Sonuna kadar gideyim bakalım. Sizleri seviyorum. Ektaş. Ektaş bakıldı. O videoyu zaten söyledim. Vallahi Ömer, yayının çoğunda sen varsın. Sorduğun soruyu bir bulabilirsem sen silmeden. Geç. Geç. TRCAS. Heh. Çünkü sorulan soruyu sordun. Arkadaş da sana dedi ki TRCAS 21'inde bakıldı. Azıcık yan tarafa göz atıyorum. Ne oldu? Prizma. Şu soruları sormaktan vazgeçsen. Ah, ah. 2.35p'de 2 liralık tahtayı 5 liraya veriyor. Bunu da bana bir yapıştırmışlardı. Şu an tahta brüt takas daha alt pazarda %72 halka arz. Çok fazla lotu var mı? 10 milyon lot görünüyor. Bakalım. ARDZ'e bakacağım ya. %3 yürüdü. Bana bir faydası var mı? Yok. Akbank A1 Kapital satıyor. Büyük ihtimal trendinde gidiyor. Bir bakalım bebeğim ne kazanıyorsun? İlk önce bir göreyim. Prizma bilanço döndü mü? 29 satış 42'ye. 1 milyon kar. 600 milyon zarara. PD ucuz mu? 2 PD gerçi bunun için ucuz. Grafik olarak döndü mü? Grafik olarak döndü mü? Döndü. Şunları kapatalım. En üst banda seni atalım. Başına prizma kadar. Valla bebeğim iyi çaktılar mı dersen bunu da bana bir yapıştırmışlardı. Zarar ettiğimi söylemekten çekinmem. Olur. Borsa.
Hepimiz zarar edebiliriz. Haftalık grafik döndü. Trendi kırdığı yer 1 tepe, 2, 3, 4, 5. Trendi kırdığı yerle burası aynı. Vortex döndü bak. Vortex kırdı. Onayını verdiği yer 5'ti. Vortex döndü. Onayını verdiği yer 3 lira. Şu an trendinde gidiyorsun. Ana stopu bana sorma. Tek hedef koyacaksan en üst bant 7.30 ana hedef noktasıdır. Kısa vade hedef koyacaksan 4.80'in altında kaçar. Kısa vade hedefi 5.90'a atar. Ana hedef neresi? 7.29. Prizma. Prizma. Yoruldum. Bu arada arkadaşlar bir nefes alayım. Ben nefes alırken de orada bir şey yapın. Bir beğeniye bakın. Videonun altına yorum yazın. Bana niye bakmadınız hocam? Onu söyleyin. Neyi sordum Fatma? Ya yazmaya devam edeceğim. Ne yapayım şimdi? Millet yazıp da durmuyor ki. Yazı aşağı doğru kayıyor. Herkesin yazısını takip edemem. Fatma'ya niye bakmamışız? Dur bir söyle bakayım. Densas 26'sı Sanferme 24'ünde bakıldı. Çünkü videonun %80'i bakıldı demekle geçiyor. Sorun orada. Soran hissesini bir daha soruyor. Yani şuraya bak der HL'si 1, 2, 3, 4, 5 ya burada soruların hepsine bakmış oluyoruz. Sorun tamamen orada. Sen ne sordun? Arada nereye kaynadın? Sen nerede? Hani Fatma neredesin? Yukarıya doğru çıkıyor. Ya böyle tek tek arıyoruz ama bak şuraya kadar yoksun. Buraya kadar kopyala yapıştıracağız. Neredesin? Görmüyorum ki seni. Şu arada bir daha yazmamışsın ki. Bir yayının başında yazmışsındır. Bir de sonunda yazmışsın büyük ihtimal. Sonra diyor ki beni niye görmüyor? Kendimi görmeye vakti olmuyor. Bak neredeyse 2 saat oldu daha susmadım. Selva tavan tavan oldu. Geri döndü. Geri dönüşüyle alakalı bir durum yok. Selva'ya baktım. 12.30'u geçerse 14 bandına gelecek. İlk kırılım 10'du. 10 bandını kırınca %20 daha gideceğini söyledim. Orayı kırarsa 14 bandına. Sebep ne? Şurada kocaman bir gap var. Selva 15 gap'ini kapatırsa zirveye oynayabilir. Riskli mi? Riskli. Haftalık mı? Haftalık. Evet. Sıradaki diyeyim mi? Diyeyim. Evet. Ben sürekli sizleri takip ediyorum. Sizleri seviyorum. Sağ olun. Seviyorum da açık bir listeye bak da. Şimdi seni seviyorum diye şey yapsak milletin hakkına girmiş olacağız. Doğru mu? Doğru. Şu mercana kısaca bir bakayım. Videonun üstüne yazmışım. Adamı da kırdık. 1.100.000 lirada 44.000 lot satış 191 para çıkışı Bankof satmış. Önemli olan temel mi? 48.250 aslat 600'e 19 kar 120'ye satış ve aslatla ilgili bir sorun yok. Takasına bakayım çıkayım. Mercan baktığımı biliyorum. Karton baktım 28'inde. Canım bugün 31'i cumartesi pazar şey yok. Borsa yok. Gözünü seveyim şu listelere bir bakın. Diyorum ki 15 günden önce o listeye bakma. Evet City yatırım finans ve yatırım fonlarında alım var. City bir miktar tahtaya girmiş. Tahta kötü mü? 3.20 PD. Valla 1 PD olsa alınacak hisseymiş. Bakalım. Mercan biraz çıktı mı? Çıktı. Kimya hisseleri genelde gidiyor. Mercan 26'yı kırarsa 32'ye euro. Alt destek 22'de duruyor. Günlük stopunda sorun yok. Valla geçen baktığımla alakalı hiçbir değişiklik yok. Ana trend kırılımını 22'de kırar. Ha burada 26'yı dağıtırsan 32 bandına yürürsün. Mercan da güzel çıkmış. 9 liraya alınır mıymış? Alınırmış. Ama artık geçti. Yine alabilir misiniz? Alırsınız. Sıkıntı yok. Ama bekler misiniz? Yani küçük bir dönüşte satmayacaksanız sorun yok. Yukarıda yazdım hocam. Ya bunu yazana kadar aşağıya yazaydın. Ya yukarıya yazdım dediğim buradasın. Gözünü seveyim. Nereye yazdım? Merak ettim ya. Beni niye okumuyor? Yukarı, ne kadar yukarı yazdın? Çok merak ettim. Gidiyorum yukarıya. Ya bu kadar yazıyı baştan aşağı okuyamam ki. Sen yukarıya yazdığın yerde 40 bin kişi daha yazıyor.
Aşağıya yaz. Küstüm oynamıyorum. Vallahi yapacak bir şey yok. Aşağıya yazarsam bakacağım. Sorulmuş bir şey mi sordun acaba? Çok merak ettim. Yukarıda çok yazdım. Valla yukarıya bayağı bir çıktım. Hocam Twitter'ı canlandıralım. Olur. YouTube'da açıklamasını verir misiniz? Veririm. Başka az bakmayacağım. Çünkü baktığım yeri 40 bin kere gösterdim mi? Bakayım ya da hadi. Belki sen görmedin. Başka az baktım diye hatırlıyorum. 18 yayını geçtim. Arada birilerine daha bakayım ki vakit geçsin. Aşkaz. Aygaz yazmış. Ya ben de bir şey yazdın zannettim ya. Neymiş bu Aygaz ha? Bakalım. 3B'de 17'lik hisse 58'e veriyorlar. Temettü var, yabancı var, bir miktar. Para çıkış olmuş bir 600 bin lira. Bir bakalım bugün alan Bankof kaldırmış tahtayı. Canım kardeşim bunu haftalık grafiklere göre al, sat, yani buna 3 ayda bir baksan senin için yeter çünkü parayı öyle kazanıyorsun. %40 yani alt tepte %12 yatırım bakalım. 17 milyon tep ana tahtacı satmış yatırım 3 aylıkta satmış alan kim? Bir bölünmesi var gibi duruyor. Çok büyük bir toplama görmedim. Grafikten çözer misin? Çözerim sana. Neymiş bu Aygaz? Hadi bakalım üzülme bakalım. Dun 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 dun. Dur da demişim ki haftalık grafiğe göre tahtayı al. %150 kazan. Haftalık grafik daha dönmemiş. O kazanç %300 olmuş. Aslında söylemek istediğimle grafik aynısını anlatmış ama. Neyse. Yapmayın kısa vadeli bir şey almayın. Uzun vade gidin sürüyün. Evet tahtada bir kırılım var. Geçtik bunu. Şunu bir kapatayım. Her şeyi kapatalım. En son trendi şuraya atar mıyım? En son trendi de bir gerekiyorsa buraya da atarım. Çok bir şey değişmemiş. Yani trendi pozitif. Vortex pozitif. Bak Vortex. Bak MACD kırdığı yer. Bak trend. Bak 3'ün 4. trend. Hani az önce bunu demişim ki haftalık al. Buna en son baktığımda burada al. Burada kalmış %150'de. O tahta %300 olmuş. Anlatmak istediğim aslında o. Tahtaya 6 ay bak. 8 ay bak. Bir şey olmaz. Stop yeri kısa vade 56. Trendin biteceği yer burası. 44'te biter. İlk hedef istiyorsan aha burada. O yüzden diyorum uzun vade yap. En güzel karlar orada. 74 bandına kadar hedef var. İstersen geçmişine de bakayım. Yine değişmeyecek. Bak şurada zarar. Al sat. %6. Burada %40. Hadi %35'in kaldı. 2. %50. Burayı söylemiyorum. %3. Az önce dedim yani bir trendi haftalık bir kere yakalarsınız. O trende sahip çıkarsanız asıl karı orada yapıyorsunuz. 40 yılda bir yapar. Asıl orada %300-500 koyarsınız, rahat edersiniz. Demek istediğimle grafik aynı yere oturmuş. Gidiyor. Stop yaparsan trendin bitmesini bekle. Onun dışında bir şey var mı? Yok. Her şeyin fiyatı artacak mı? Her şeyin fiyatı artacak. TL bazlı hiçbirini zarar etmeyeceksiniz. Hepsi güzel. Sasa Kartdemir, Smart G, Hektaş. Hayırlı olsun kardeşim. Uzun vade zarar etmezsin. Haftalık grafiğin kırmadıkça yürü. TR CAS 21'inde bakıldı. Allah o TR CAS'ı nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bu arada ne yaptınız? Ben bu kadar konuştum. 1 saat 48 dakikadır aralıksız konuşuyorum. Daha beğeni anlık izleyici sayısını bile geçmemiş. Ben size atak yapacak hisseleri söyledim arkadaşlar. Çok önceden söyledim. Herkes diyor ki günlük hisse ver. Sen günlük hissede %300'ü nereden göreceksin? Ha işte Kütahya Şeker, Kuar. Yanında ne var? Genil. Şurada söylediklerim bile %100'lere vurdu. Daha tabii Kütahya Şeker vurmadı. Yeni hisse. Ha, dipten kalktı mı kalktı. Neyse.
Acık bir bekleyin. Öyle 50 kat gidecek hisse veriyorum, 70 kat verecek hisse veriyorum. Borsanın dönüş gününü söylüyorum gibi saçmalıklar söyleyemem. Erkan, bir bakayım. BNG bakar mısın? Borsacı çocuk. Ne o? Nasdaq mı? BNG. Ne bu? Yani Nasdaq hissesi bile haftalık grafik yapıyor mu dersen saçmalıyorum ama yapıyor. Nasdaq bile günlükte para kazandırmamış. Adamın al verdiği 60 sent hedef neresi 15 kat gitmiş. Dolar bazlı 15 kat gitmiş. Ne olduğunu bilmiyorum bebeğim, kusura bakma. 3.50'yi kırarsan 5.50 bandında seninle buluşacağız. 5.55. 3.50'nin altında kaldıkça stopta beklemek haftalıkta sana kaldı. Bir sonraki trendin aynısı burada var mı? Ya fotokopisini çekmiş mi adam? Aynı hareketin bir bak. Şunu büyüteyim. Hop aşağı kırdı yukarı. Hop aşağı şu an kırmış. Eğer bunda destek arıyorsan 3.56'yı kırarsa tekrar yürürüm. Ha haftalık değil, ben günlük vurucu. Ben vurucu tim takılacağım. Şak 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 diyorsan aha burada. Bir sonraki desteği. Yani bir sonraki kıralım. 3.0 şey 2.03 alt destek yine 1.50'de. Yukarıda bence 3.56 bandına dikkat et balım. Aynı hareketin birebir aynısını yapmış. Biano ne iş yapıyor bu? Bingo. Benego. Evet. Herhalde bakılmamış hisse bırakmadım. Şuraya bakıyorum. Ben aldığım hisseleri 2 yıldan önce satmıyorum. Vay kral. O zaman sıkıntı yok senin için. O zaman sen zenginsin. Herkese yemekler senden. Zaten çok kalabalık değil. 140 kişiye yemek ısmarlasan ne olacak? Bakıyorum. Şu yayla gıdaya bakayım ya. Sen bayağı bir başından beri soruyorsun. İnşallah oradan biri sana yayla gıda. Yayla gıda dediğin bakılmış bebeğim ya. Yani sen soruyorsun ama soruyorsun. Sorun orada. Yani soruyorsun ama yani bakılmış hisseleri soruyorsun. O listeyi incelesen 18'inde. Yani burası 21'e geliyor. 18'inde kırdığı yer burası. Stop yeri 30. İlk hedef bugün için 36. Yana çekerse 42, 37 bandı. Değişen bir şey var mı? İnan ki yok. Ya inan ki yok balım. Bakmaya ben bakıyorum da acıkla siz de videonun altına bir baksanız. Ben sana 4 saatliğini de açayım. Sen rahat et yeter ki. Yayla gıda. Sanki desteği aşağı kırdı. Valla ben yayla gıdada yapıştırırım stopu 36. İlk hedef koyacaksan bugünkü hedefin arası 36.80, 37.40 bandı. Sağa çekerse ilk önce 37.40. Stopu atacağım yerde 30 bandını kırarsa yapıştırırım gider. Ben hisseye bakarım da yani sen de baksan. Evet. Çoğunuzun hissesine bakıldı. Vallahi yayının yarısı bakıldı demekle geçti. Hasan Tatlı, başkent bilanço nasıl değerlendirirsiniz? Başkente baktım. Artık bilanço yarına kalsın. Enkay enerjisa bunlar yarına kaldı. Bakılmadıysa bakarım arkadaşlar. Yoruldum. 2 saattir buradayım. Nefesim bitti. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Videoyu sonradan izlerseniz de altına bir yorum yapın ki hissenize bakayım, okuyayım. Bir de onun dışında bir beğeni atarsınız. Bildirimleri açmak size kalmış ya da hiçbir şey yapmayın. Trade mi yapar? Kârı uzun hisselere ekleme yapalım. Yoksa sadece günlükle mi para kazandığını sanırsın? Heh, öyle. İyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.